İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür hayatını ve insana bakışını konuşacağız. Konu başlıklarımız oldukça ilgi çekici. Aslında Profesör Ekrem Buğru Ekinci'nin seçmiş olduğu başlıklar, çünkü 2 aya yakın oldu zannediyorum. Tam 2 ay bile olmamıştır. Yeni çıktı ve ben de bir çırpıda okudum diyebilirim. Gerçekten de çok enteresan konu başlıkları var ve bu gece süremiz el verdiğince sizlerle de bu başlıklar altında Sayın Hocamızı dinliyoruz. Olacağız. Mesela neler var? Sabit Ağacılık ve dönmeler imparatorluk topraklarında nasıl ortaya çıktı ve hepsinden önemlisi nasıl bir muamele gördüler? Sonra Kürtler. Kürtler nasıl Osmanlı vatandaşı oldu? Ayrıca Osmanlı ordusuna peygamber ocağı da denir. Neden böyle söyleniyor? Peygamber ocağında alay imamları nasıl görev aldılar? Bunu da konuşacağız. Şimdi birçok dükkanda vardır, evlerde de var. İhtişamlı Osmanlı arması. İşte o armanın hikayesini bu gece öteki gündemde dinleyeceksiniz ve üzerindeki semboller, o sembollerin sırları neler, bunu konuşacağız. Sonra sarayda dilsiz ve cüceler görev alıyor. Neden vazifelendirmişler, neden tercih edilmişler? İşte bunu da soracağız. Osmanlı Hanedanı Kureyş'ten mi? Bu soruyla başlayacağız. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ekrem Buğru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet, ilk sorum şu olsun. Osmanlı Hanedanı ve Kureyş'i konuşalım. Şimdi Osmanlı Hanedanı Kureyş'ten mi diye soracağım size. Ve burada satırları okudukça, gördükçe aslında tarih kaynaklarına göre iddianın pek de mesnetsiz olmadığını görüyoruz. Şimdi bu soru nereden çıktı ve gerçekten de Osmanlı Hanedanı Kureyş'ten mi? Evet, şimdi Osmanlı Hanedanı'nın Kureyş'ten olup olmamasını bir kere düşünmek belki garip ama İslam amme hukukunda, kamu hukukunda, anayasa hukukunda bir prensip var. O da Hazreti Peygamber'in bir sözüne dayanıyor. Halifeler Kureyş'tendir. Şimdi öyle olunca Osmanlı padişahları da Yavuz Sultan Selim'den beri halife ünvanını taşıyorlar. Ama Kureyş kabilesinden değiller. Kureyş'ten Emeviler var, Abbasiler var. Osmanlılar bir Türk aşiretinden gelen bir hanedan. O zaman Osmanlıların halifeliği meşru değildir. Bu iddiayı gündeme getiren İngilizler olmuştur. 19. asırda İngiliz emperyalizmin dorukta olduğu yıllarda neden gündeme getirildiği tahmin edilebilir. Çünkü İngilizlerin kolonilerinin en önemlileri Mısır, Hindistan, Aden, Yemen, Basra, bunlar Müslüman ülkeleri, Müslümanların yaşadığı ülkeler. Daha sonra Afganistan, Malezya'da İngiliz sömürgesi olacaktır. Şimdi buralarda Osmanlı padişahının halife sıfatıyla bir nüfuzu var, gücü var. Bunun kırılması lazım. Bu nasıl kırılabilir? Osmanlı Hanedanı'nın aslında meşru halife olmadığını, dolayısıyla dünyadaki Müslümanların onu halife olarak tanımasının yersiz olduğu iddiası. Bu iddiayı gündeme getirmiş. İngilizler çok entelektüel insanlardır. Bir şey iddia ettikleri zaman onun mutlaka dayanaklarını bulurlar. Yani ortaya konuşmazlar. Bu hadisi bir yerden duymuşlar ve bunu dillendirerek Osmanlı Hanedanı'nın meşru halife olmadığını iddia etmişler. Fakat buna ilk reaksiyon Osmanlılardan değil, Osmanlı ülkesinde yaşayan Arap ulemasından gelmiş. Normalde Arap ulemasının bu iddiayı desteklemesi gereken tam tersine. Hatta daha önceki yıllarda da demek gündeme gelmiş. Osmanlı Hanedanı'nın daha doğrusu öncelikle halife olmak için Kureyş'ten olmak şart değil. Hazreti Peygamber'in sözü ilk 4 halife için söylenmiştir. Çünkü o zaman henüz bir Arap cemiyeti var. Araplar ise ancak Kureyş'in sözünü dinlerler. Araplar arasında bir hiyerarşi vardır. Kabilelerin birbirine hiyerarşisi vardır. Ama ondan sonra artık böyle bir şey yoktur. Araplar bütün dünyaya dağılmış, yerli halklarla karışmış. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da yeni bir halk meydana gelmiş Arapça konuşan. Kabile hayatı yıkılmış. Onun için artık Kureyş'ten olmak lazım değildir demiş eski ulema. Bu işte emperyalizmin bu iddiası çıkınca ulema bunu alarak demişler ki zaten böyle bir şeye gerek yok. Halifenin Kureyş'ten olmasına gerek yok. Osmanlılar meşru halifedir. Halifenin gücü lazımdır. Güç önemlidir. Kaldı ki neden Osmanlılar Kureyş'ten olmasın? Osmanlılar da Kureyş'tendir. Nasıl Kureyş'tendir? Arap tarihçilerinde
bazı iddialar var. Bunlar çok güçlü iddialar değil ama tarihçinin yazmış olduğu iddia neticede bir kaynak değeri taşır bizim için. Bunlar Osman Gazi'nin mensup olduğu hanedanın kurucusunun Araplar arasında yaşanan Moğol fitnesinde ve daha önceki sıkıntılarda Türkler arasına göçtüğünü ve aslında Kureyş kabilesinden olduğunu, Osman isminin Hazreti Osman'dan geldiğini, bu geleneğin devam ettirildiğini söylemişler. Bunu ispatlamamız çok zor, çok eski bir tarih. Ama bizim ispatlayabildiğimiz bir tarih var, çok daha yakına ait. Yıldırım Sultan Bayezid, 4. Osmanlı Padişahı, Germiyanoğlu'nun kızı, Germiyan Prensesi ile evlendi. Germiyanoğlu o zaman bir beylik. Bu kızın, Devlet Şah Hatun, annesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunuydu. Bu bilinen bir hakikat. Mevlana Celaleddin Rumi meşhur bir insan. Basit sıradan bir insan değil. Onun soyu Ebu Bekir'e dayanıyor, Hazreti Ebu Bekir'e dayanıyor. Birinci halife. Babaanne, anneanne, anne soyuyla da Hazreti Ömer'e ve Hazreti Hüseyin'e, yani Hazreti Peygamber'e kadar giden bir soyu var. Hal böyle olunca Osmanlı padişahları Çelebi Sultan Mehmet'ten itibaren, yani 5. padişahtan itibaren Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in soyundan geliyorlar. Evet, belki baba soyuyla değil ama anne soyuyla mensuplar. Zaten Hazreti Peygamber'in de soyu kızından yürümüştür. Yani kızdan yürümek de buna mani değildir. Çelebi Hazreti Sultan Mehmet'e Çelebi denmesinin sebebi de zaten Mevlana soyundan gelenlere Çelebi dendiği içindir. Böyle bir tarihi bilgi var. Demiş ki tarihçiler, siz boşuna iddiada bulunuyorsunuz. Osmanlı hanedanı zaten Kureyş'tendir. Buna rağmen hilafet için Kureyşilik şartı olmadığı için tarih boyunca Osmanlılar bu hususiyeti öne çıkarma ihtiyacı duymamışlar. Duymamışlar. Bunu yani çok emniyetle, biz Kureyş'teniz, bizim dedemiz Hazreti Bekir'dir, Hazreti Ömer'dir, Hazreti Hüseyin'dir, dolayısıyla Hazreti Peygamber soyundan geliyoruz. Bunu deme ihtiyacı duymamışlar. Hı hı. Çünkü anne soyundan geliyorlar, hem de böyle bir ihtiyaç yok. Ama emperyalizmin iddiaları ortaya çıkınca bu gündeme gelmiştir. Osmanlıların Kureyşiliği gündeme gelmiştir. Tabii fitne sokulacak ki bir çatırdama olacak. Evet. Orada fikir ayrılıkları. Ve enteresan bir notunuz var aslında bölüm biterken. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 60 sene evvel Şam'da vefat eden ve manevi keşifleriyle elbette tanıyoruz Muhittin Arabi'yi. Onun bir sözünü hatırlatıyorsunuz. Evet. Ki zaten meşhur bir söz. Bu çok meşhur bir söz. Beşiktaş'taki Hamidiye Camii, Yıldız Camii'nin girişinde eskiden bu levha asılıydı. Hmm. Fakat saraylarda, camilerde asılı levhaları birkaç sene sonra gittiğiniz zaman bulamıyorsunuz. Yani bunlar inşallah iyi bir yere kaldırılmıştır. Orada bu beyit yazıyordu. Muhyiddin Arabi diyor ki, İnne aslahat devle, Bades Nebi ve Sahabe, Hazreti Peygamber'den ve onun arkadaşlarından sonra en iyi devlet, en salih devlet, Devletül Osmaniye'de, Osmanlı Devleti'dir. Velen yezel hattel kıyamet. Kıyamete kadar da yıkılmaz. Yani kıyametin alametleri zuhur edene kadar yıkılmaz. Yani Osmanlı Devleti yıkılmışsa artık kıyamet alametleri ortaya çıkmıştır. Muhyiddin Arabi Şam'da yaşamış, Endülüslü bir bilgindir. Tasavvuf bilginidir. Ve keşif tapındığınız benim ayağımın altındadır demiş. Herkes demiş, olur mu böyle şey? Böyle söz söylenir, bir Müslüman bunu söyler mi? Kazmışlar, oradan bir miktar altın çıkmış. Yani siz altına, paraya emniyet veriyorsunuz gibi. Bu da anlatılır. Muhyiddin Arabi'nin bu kerameti de enteresandır Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla alakalı. Bunu Osmanlı padişahları bilmişler. Sultan Abdülhamit Muhyiddin Arabi'ye çok ehemmiyet vermiştir. Şam'da Muhyiddin Arabi'nin türbesi ve camisi Sultan Abdülhamit'ten kalmadı. Ben birkaç kere Şam'a gittim ve hepsinde de Muhyiddin'i ziyarete gittim. Orada toplananlar Türkiye'den geldiğimizi öğrenince hemen Sultan Abdülhamit'ten bahsediyorlar. İşte bu camiyi o yaptırdı, türbeyi o yaptırdı. Zaten Osmanlıların hakikaten o maneviyata olan düşkünlüğü ve işte bu bahsettiğimiz şahıslar gibi hani manevi keşifleriyle tanınan, evet, kişileri ya da ruhani olarak üst boyutlarda olan bu kişilerin hep peşinden gitmişler. Ve padişahların, evet, da biliyoruz ki mürit-mürşit ilişkisi hep bir şekilde, evet, olmuş. Yani sadece elbette ilim irfanla bir arada büyümüşler ama onun dışında da maneviyata da çok çok değer vermişler. Şimdi bu başlıklardan biriydi. Ben bir izleyicimize aslında Twitter üzerinden de söz vermiştim. Onların da sorularına yer vereceğiz diye. Tabii ki. Ben reklam aralarında bakacağım ve yine soracağım. Şimdi gelelim burada bir başka... Aynı zamanda halkın içinde ne olup ne bittiğini de padişahın güne gün en geç bir hafta gecikmeyle öğrendiği bir
vesile olduğu için padişah buna çok emniyet vermiş. Evet. Hatta mani olmaya çalışmışlar. Demişler efendim çok bu. Bundan baş edemiyorsunuz. Hayır demiş. Ben bu yolu kapatamam. Bu yol kapanırsa istihbarat kesilir. Evet. Ve zannediyorum bu sadece hani cuma namazı itibariyle biz konuşmaya başladık ama hemen her yerde padişahı gördükleri zaman başvurabilecekleri tabii, bir yöntem bu. Tabii. Padişah ava gidiyor mesela. Veya bir yeri teftişe gidiyor. Veya yolda padişahı rastlıyorlar. Eskiden veya tebdili kıyafetle geziyor tanıyabilen. Hı-hı. Yine padişaha dilekçe verir ki orada verilen dilekçeler biraz daha hususi olur. Çünkü çok fazla kimse olmadığı için daha şanslıdır orada dilekçe verebilen insanlar. Burada ilginç bir hikayeye yer vermişsiniz. 1648 yılında 7 tane İngiliz ticaret kalyonu İstanbul'a mal getirmişlerdi. Ancak getirdikleri maldan ticaret anlaşmasıyla belirlenen %3 yerine yanlışlıkla %6 gümrük vergisi alınmıştı. Artık yanlışlıkla doğru bilmiyoruz onu. Ayrıca malların bedeli olan 15 bin kuruş da henüz ödenmemişti. Gemi sahipleri başvurmuşlar bir yerlere ama netice alamamışlar. Bu defa da ne yapacaklarını bilememişler ve işte orada İngiliz sefiri Şövalye Thomas Bensley kendilerine bir yol gösteriyor evet. Ve ne yapıyorlar size evet. Anlatın. İçi yağ dolu kapları gönder direklerini çıkartıyorlar, içine çaput koyuyorlar, yakıyorlar ve sarayın önüne duruyorlar. Sarayburnu, Topkapı Sarayı. Padişah bakıyor, karşıda gönder direklerinde ateş yanan bir gemi var. Adamını gönderiyor bostancıyı diyor ne olup bitiyor çünkü bostancılar aynı zamanda sahil güvenliğine bakarlar ne oluyor ne bitiyor öğrenin haberi getiriyor diyor ki böyle böyle olmuş böyle böyle olmuş o zaman Kemankeş Mustafa Paşa sadrazamdır ona hemen bir hattu mayun yazıyor padişah derhal bu İngiliz tüccarların işi görülecek diye vezir azam da meseleyi çözüyor para ödeniyor. Vergi düşürülüyor ve mesele çözülüyor. Mesela bu tarz karışıklıklarda yani bilerek bilmeyerek neyse bunların cezaları da ağır mıydı? Tabii ki. Şimdi şöyle Osmanlılarda ceza zamana zemine şahsa göre değişir. Şimdi diyeceksiniz olur mu böyle şey adaletsiz değil mi? Hayır. Suçu işleyen kimse eğer bunun suç olduğunu bilmesi gereken veya işlediği suçun cezası çok menfi neticeler doğuracak bir adamsa daha fazla ceza alır. Daha gariban, fukara bir adamsa bilmesi bekle daha az ceza alır. Çünkü onun bilmesi gerekiyordu, yapmaması gerekiyordu. Mesela devlet adamları onun için bir suç işledikleri zaman daha ağır cezalar alırlar. Halktan kişiye daha hafif cezalar verir. Bu teftiş edilir. Bir de Osmanlılarda ihtiras suçları normal karşılanır. Yani hakaret, dövme bunlar şerefini korudu, onuru korudu diye düşünülebilir. Ama para, hırsızlık, kalpazanlık, kara borsacılık gibi yüz kızartıcı suçlar şark dünyasında çok aşağı görülür. Bir insanın şerefini, haysiyetini çok düşürür. Adam öldürse o kadar düşürmez. Ama hırsızlık, bu gibi şey, hele hele bir gayrimüslime yapılırsa, çünkü gayrimüslim ben niye bunu yapar, arkası yok nasıl olsa der, bu daha vahim bir suçtur. Muhtemelen bu işi yapanlar eğer kasıtlı yaptılarsa, orasını bilemiyoruz. Thomas Bendis'in hatıralarında anlatılıyor. O kısmını bilmiyoruz. Eğer kasıtlı yaptılarsa canları yanmıştır. Hmm. Bir hayli yanmıştır. Şimdi burada bir ifade kullanmışsınız. O insanı çok meraka sürüklüyor. Onu lütfen anlatın. Diyorsunuz ki padişah cuma namazını kılıp da dışarı çıktığında toplanan kişilerin ellerindeki istidalar yani dilekçeler evet. Sır katipleri tarafından toplanarak padişaha takdim edilirdi. Sır katipleri. Sır katibi padişah, ne yapar, kimdir? Şimdi sırra çok takılmamak lazım. Padişahın olur mu hocam, tam bizim konumuz. Peki. Padişahın has odası var. Enderun Mektebi var sarayda. Saray akademisidir. Devlet adamları orada yetişir. Küçük çocuklar daha ziyade gayrimüslim vatandaşlardan alınır. Müslüman olurlar. Burada yetişirler. 25 yaşına gelince de devlet hizmetine çıkarlar. Burası bugünkü mülkiyenin yani siyasal bilgilerin esasını teşkil eden bir mekteptir. Çok kaliteli bir mekteptir. İngilizlerdeki Eton Koleji gibidir. Buranın 6 sınıfı var. Son sınıfı has oda. Has odadaki talebeler artık işin sonuna gelmiş. Yani intern tıp talebeleri gibi. Yani hem doktor hem talebe. Bunlar burada padişahın hususi hizmetini görürler. Mesela has oda başı, işte Fargalı İbrahim Paşa öyleydi. Padişahın bir nevi mabeyincisidir. Kim padişahla görüşecek, kim yanına girecek, kim çıkacak bu ayarlar. Her zaman padişahın yanına girer çıkar. Miftah ağası vardır. Padişah sarayda ne isterse o bakar. Tülbent ağası vardır. Padişahın sarığını taşır. Silahtar padişahın silahını taşır. Şu kadar padişahın getir götür işlerini yapar. Şunu şuna götür, bunu buna getir. Bunlar her an padişahın yanına girip çıkabilirler. Padişah bunlarla oturur kalkar, bunlarla konuşur, bunlarla ibadet eder. Onlardan bir tanesi sır katibidir.
Bu sır katibi padişahın mektuplarını yazar. Padişaha gelen mektupları okur ve has odalar içinde en entelektüel ve en güvenilir olandır. Çünkü sır dışarıya çıktığı zaman o kişi için iyi olmaz. Ama şimdi sıra takılmayı dediniz ama işin özünü... Hayır. Sadece yani her zaman sırlı kişi. İşler yapmıyorlar. Yani padişahın rutin yazışmalarını da o yürütüyor. Onu kastettim. Hmm. Sadrazama bir buyruğu o yazıyor. Yani onu herkes de bilebilir. Padişah onu herkesin yanında da yazdırabilir. Yani yani bütün yazışmalar sırlı değil. Yani veya şunu diyeyim. Padişahın bir normal katibi var. Normal yazışmalarını o yapıyor. Gizli yazışmalarını sır katibi yürütmüyor. Bütün yazışmalarını o yürütüyor. Ama bazıları mahremdir. Ondan dolayı sır katibi ağzı fermuarlıdır. Tanzimat'tan sonra Mabeyn katibi oldu bunlar. Baş katibi oldu. Adı değişti. Baş katibi oldu ve buraya Halit Ziya Uşaklıgil, Sultan Reşat'ın baş katibiydi. Hasoda başı da Mabeyinci oldu. Saray Mabeyincisi oldu. İsimleri değişti. Ama vazife 1922'ye kadar devam etti bu sır katipliği. Ciddi bir vazifedir. Sarayın en ciddi, çünkü yazı ile alakalı. Bir yanlış yazmanız veya yazdığınızı bir yerde söylemeniz affedilmez. Dilekçede de sır katibi topluyor. Çünkü birisi o dilekçede sadece padişahın bilmesi gereken bir şeyi yazmış olabilir. Padişahlar muhatabı bir kişi isterler. Yani bu işin muhatabı 10 kişi olmayacak. Efendim o şöyleydi de bu yok. Bu işin muhatabı kim? Sensin. Gel bakalım. Ben sana hesap sorarım. Burada da bu işin muhatabı sır katibidir. Peki sır katibi... Mahiyetinde adamları vardır. Tabii. Sarayda böyle dilsizleri de çalıştırıyorlarmış ya. Bu sır katiplerini dilsizler arasından seçiyor. Değil, hayır. Onlar zaten Endorun'da sağır, dilsiz veya vücutça özürlü olan kimseler olmaz. Çünkü bunlar vezir olacak, vali olacak. Yani bu böyle kimse orada zaten olamaz. Alınırken fiziki bir kusuru olmamasına dikkat ediliyor. Çok zeki olmasına dikkat ediliyor. Yüzünün, fiziğinin güzel olmasına dikkat ediliyor. Bir de enteresan yani. Hem kabiliyeti, zeki olmasını istiyorlar ama onun dışında hani... Erkekse belki hani karizmatik ve yakışıklı, öyle mi? Evet, şimdi şöyle bir kere halkın başında olacak kimselerin fiziğinin düzgün olması lazım. Halk onun fiziğine takılırsa itibarı, otoritesi sarsılır. Bir de şarkta güzelliğe kıymet verilir. Hüsnü siret madenidir, hüsnü suret sahibi, hüsnü suret kimde ise hüsnü siret andadır diye bir şiir var. Yani güzellerde arayınız iyi huyu ama bunun mefhum muhalifinden... Güzel olmayanlar kötü huyludur veya her yüzü güzel iyi huyludur manası çıkmaz. Ama şarkta böyle bir anlayış vardır. Ondan dolayı Enderun'a hep güzel kızlar harem alındığı gibi yakışıklı delikanlılar alınır. Hatta bunlara iç oğlanı denir. Oğlan tabiri günümüz argosunda menfi bir mana taşıdığı için bazıları buradaki çocukların hem yakışıklı hem oğlan menfur yani çirkin bir hizmette kullanıldığı zehabına kapılmışlar. Hatta meşhur tarihçi Hammer bile bunu yazmış. Sultan Abdülaziz ve Ali Paşa buna mektup yazmışlar. Teessüf ederiz demişler. Yani iç oğlanının böyle bir şey olmadığını sizin bilmeniz lazım. Herkes bilir. Siz bunu nasıl yazarsınız diye. Meşhur tarihçi Hammer'e bir mektup yazmışlardır. Burada da yeri geldi. Hammer'de yazıyorsa doğrudur dememek lazım. Hammer büyük bir tarihçidir. Osmanlı tarihinin en güzel yazanlardan birisidir. Ama dediğim gibi tarihinde bazen çok mesnetsiz, şaiyalara, dedikodulara dayanan rivayetleri de vardır. Ama sonra gelen tarihçiler Hammer diyorsa doğrudur demişler. Böyle bir problem var. Şimdi o zaman iç oğlanı tam kime diyoruz? İç oğlanı bu sarayda okuyan Enderun talebelerine deniyor. Hmm. İç sarayın içinde oldukları için için manası Enderun iç demektir Farsça. Yani sarayın içinde okudukları için iç. Oğlan da evlenmemiş erkek ve kadınlara verilen isimdir. Hem kadınlara hem evet. Hani eskiden kız oğlan kız derler, evlenmemiş. Oğlan evlenmemiş. Erkekler içinde kullanılır, kızlar. Ama bu tabii 16. 17. yüzyıl Türkçesinde. Sonra sadece erkeklere has kalmış. Kızlar için kız oğlan kız denmiş. Aslında belki de bakir demek istiyor. Bakir demek istiyor, evet. Evlenmeleri yasak. Evlenmeleri yasak ve bu gibi bir gönül macerasına kapılmayacak şekilde ciddi bir disiplinle orada yaşıyorlar. Gerek erkek erkeğe, gerek erkeğin oradaki başka bir kadınla. Bir gönül macerası yaşayamayacak kadar sıkı bir disiplin var. Mesela her iki iç oğlanın arasında hadım ağaları vardır, akadım, onlar yatarlar. Yani yatakları bile yan yana değildir. Şifteler serilir gece, aralarda hadım ağaları yatar. Yani en ufak bir suistimale, skandala sebebiyet vermeyecek şekilde bir disiplin var. O kadar ağ var mı? Tabii her iki oğlanın arasında bir tane düşmez ama şimdi... İki oğlanın arasında bir ağa yatarsa, iki oğlan burada yan yana, sonra bir ağa daha vardır. Anladım. Gözlemci statüsünde onlar da evet, orada yatarlar. Ha, ve onların koğuşunda yatar akalalar. Yani başka odada yatmazlar. Orada yatarlar. Haremde cariyeler koğuşunda kıdemli cariyeler yatarlar.
Zaten tabii kızların arasında evet kıdemli evet. cariyeler yatıyor ama geçenlerde haremi konuşurken kızlara bakan ağalar zaten kara ağalarmış değil mi? Kara ağalar zencidir onlar ve onlar haremin içinde yatmazlar. Haremin dışında, haremle dışarının arasında onların daireleri var. Orada yatarlar. Harem ağaları içeriye girebilirler hareme. Nadiren, bir iş için. Ama umumiyetle girmeden kapıdan görevli nöbetçi kıdemli cariyelere söyleyerek irtibatı sağlarlar. Yani harem ağası istediği zaman hareme girdi, kızların kimi banyoda, kimi mutfakta, kimi öyle bir şey olamaz. Yalnız bu aralarında yatma hikayesini bilmiyordum ben. Enderun olanlarında var. Ama haremde yok tabii ki. Dolayısıyla hiç ortaya atılan iddialar yok. Efendim şimdi şöyle bir şey. Mutlaka insan olan yerde istenmeyen, hoşa gitmeyen gayrimeşru işler olabilir. Peygamber zamanında bile olabilir. Yani bu Osmanlılarda da yanlış bir şey olmamıştır diyemeyiz. Haremde gönül macerası olmuş olabilir. Gayrı tabi bir aşk yaşanmış olabilir. Ama bunlar tahmin edildiği kadar çok değildir. Anlatılanların doğruluğu katiyetle şüphelidir. Çünkü haremde olup bitenleri biz çok katı bilmiyoruz. Anlatılanlar hep rivayetler üzerine kurulmuştur. Böyle bir şey var. Bir de bir şey anlatılıyorsa o çok nadirdir. Yani nadir olan şey dikkati çeker ve anlatılır. Hı hı. Oo gördünüz şöyle olmuştu diye anlatılır. Hı. Yani bir de bu gibi hususlar ahlaki bir zaaf olarak görülür Enderun'da. İçki içmek, ibadet etmemek ve gayri tabi aşklara yönelmek ve onlar Enderun'dan çıkarırlar. Bunun örnekleri var. Bobovius adında bir çocuk var, Polonyalı. Enderun'da içki müptelalığı yüzünden atılmış. Fakat aslında hayırlı olmuş belki de değil neyse. Hatıralarını yazmış. Enderun'da kalsa yazamazdı. Biz de öğrenmiş oluyoruz. Biz de Enderun'da olup bitenleri tabii biraz da filtrelemek de gerekiyor. Enderun'dan atılan bir oğlanın Enderun hakkındaki görüşleri ne kadar objektif olabilir? Ayrı mesele hatıraların malum objektifliği ama böyle bir hatırası var. Sardislerden bahsettiniz, laf buraya geldi. Sardisler çok ehemmiyetli görevlerdir sarayda. Çünkü mahrem konuşmalarda getir götür işleri bunlar yaparlar. Sardis oldukları için konuşmaları duymazlar ve dışarıya anlatamazlar, güvenilirdir. Bugün de Bakanlar Kurulu toplantıları ve gizli meclis siyaselerinde sardisiz vazifeliler vardır. Oradan gelme bir gelenek. Fakat bunlar sarayda itibarlı kimselerdir. Bir zabanlar, bir yok demek. Zaban dil, dilsiz derler. Sadece bu işi yapmazlar. Sarayda kendilerine mahsus bir dilleri vardır. İşaret dili. Bugün sardisiz işaretlerine menşe olmuş bir dildir. Bu dille konuşurlar. Ve hatta galiba hani popüler diyeceğim doğru tabir mi bilmiyorum ama yaygın bir kullanım. Çünkü hani sağır ve dilsiz olmayanların dahi kullandığı bir dil haline gelmiş. Bunun sebebini soracağım. Yönetmenim reklam Peki. diye çok ısrar ediyor. Tamam. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikteyiz sevgili seyirciler. Tabii epey bir uzun aramız oldu ve dolayısıyla nerede kaldık? Neredeyse biz bile unuttuk diyeceğim neyse. Şimdi Osmanlı Sarayı'ndaki dilsizlere gelmişti en son konu. Çünkü sır katipleri dedik laf lafı açtı ve sonra da işte dilsizler de görevlendiriliyordu demiştiniz. Şimdi bir dilsiz dili var ama sadece dilsizlere has değil, padişah huzurunda konuşmak ayıp sayıldığı için saraylılar bile bu dille anlaşırlarmış. Enteresan. Evet. Şimdi dilsizler sarayda popüler kimseler. Bunlar hem sevimli hem zekiler. Saray halkı da bunların o dilini öğreniyor. Şimdi dilsizler mesela Şeyhülislam'ı tarif edecekleri zaman şöyle kol yenini böyle işaret yapıyorlar. Yani cübbe giyiyor yere kadar manasına. Sadrazamı sembolize edecekleri zaman böyle de birinci kişi. İşte dahiliye nazırını, İçişleri Bakanı elini böyle iç organlarını oluşturuyor. Padişahı? İşte, padişahın işareti yok. Olur mu? Ben size söyleyeyim. Bakın şimdi. Sağ ellerini parmakları açıp tuğ gibi başlarına götürdükleri zaman padişahmış o. Bir yaptıkları zaman vezir azam. Güzel. Donanmayı mesela kaptanı derya anlatacağı zaman elini böyle açıyor. Yelken gibi üflüyor. Ay çok güzel. Polis müdürü eller böyle. O hala adliye böyle nazırı, adliye nazırı terazi, hariciye nazırı haç işareti. Yani ecnebilerle görüşüyor. Herkesin bir ismi var. Harbiye nazırı yani Milli Savunma Bakanı tüfek omza işareti var. Şimdi bunları bu şekilde işaret ediyor. Dili bu adamın, vazifelinin dili bu. Bu şekilde anlatıyor. Ama her şeyi böyle anlatıyor. Yani bildiğimiz bilmediğimiz işaretleri var.
Saraylılar bu dili öğreniyorlar. Niçin öğreniyorlar? Sizin işaret ettiğiniz gibi padişahın aslında Şark kültüründe büyükleri yanında konuşmak ayıp olduğu için. Şimdi mesela padişahın yanındasınız, iki kişi birbirinize bir şey anlatmanız lazım. Dilsiz diliyle anlatıyorlar. Bu o kadar yayılıyor ki saraylılar dilsiz diliyle birbirlerine hikaye anlatıyorlar. Şimdi sessiz sinema oyunu var ya. Evet. O hikayeyi çözmeye çalışıyor karşıdaki. Çözerse o iyi anlatmış oluyor, o başarmış oluyor. Çünkü uzun geceler, şimdiki bir film yok, internet yok, sinema yok, gezme yok, tozma yok. Sarayda insanlar birbirine sohbet ederler, anlatırlar. Hmm. Masal anlatırlar, hikaye anlatırlar. İşte saray eğlencelerinden bir tanesi de budur. Bir zamanların dili, dilsiz diliyle hikaye anlatmak. Cüceler ne yapıyor? Cüceler bedeni kuvvet gerektirmeyen işlere bakarlar. En çok yaptıkları kütüphane memurluğudur. Çünkü sarayda ciddi bir kütüphane vardır, Sultan Ahmet Kütüphanesi. Bu kütüphanede çok nadide eserler vardır. Hem saraylılar buradan istifade eder, hem padişah istifade eder. Bu kütüphanenin eminidirler. Her kütüphanenin bir hafızı kütübü vardır, emini vardır. Şimdiki kütüphane memurları gibidir ama onlardan daha fazlası o kütüphanedeki kitapların ne yazdıklarını da bilirler onlar. Mesela birisi girer kütüphaneye bir şey arar. Ben filanca mevzu hakkında bir kitap arıyorum. Şu kitabı git rafın şurasında şu kitap, onu al getir. Onun işte şu sayfasında senin bu meselenin cevabı vardı. Onların hepsini okumuşlardır. Çok zeki oldukları için neyin nerede olduklarını da bilirler. Bir de devamlı o işle meşguldürler. Bu cüceler, saray cücelerini böyle başka işleri de var. Hastanelere bakarlar, revire bakarlar. Bir nevi personel subayı gibi sarayda vazife görürler. Ama en çok uğraştıkları iş kütüphane memurluğudur. Peki hani şöyle mi düşünülüyor? Hani biz burada diyelim ki işte 5 cüceyi işe alacağız gibi. Evet. Hani önceden belli bir kota mı var? Yoksa tabii. Var. İhtiyaç. Şimdi şöyle Enderun'da her sınıfın ne kadar kadrosu olduğu belli. Ama bu kadrolar sabit değil. Zamana göre, ihtiyaçlara göre, çıkmalara göre. Mesela şimdiki gibi değil. Bazı talebeler çıkmaya giriyor. Yani bir üst sınıfa terfi ediyor. Bazıları kalabiliyor. O zaman onların yerine talebe alınıyor. Bu sene 10 tane alınıyor. Seneye 20 tane alınıyor. Çıkma çok olursa yer boşalıyor. İhtiyaca göre artıyor. Haremdeki cariyeler nasıl ihtiyaca göre belli zamanlarda sayıları artmış, belli zamanlarda azalmışsa, Enderun'daki ağalar, bunlara ağa denir. Dilsizler ve cüceler de Enderun ağalarından sayılır ama onlar belli rütbeden yukarı çıkamazlar. Onlar da belli ihtiyaçlara göre azaltılır veya çoğaltılır ama baştan kaç kişi olacağı bellidir. 10 tane mesela bir zaban vardı. Bu 10 tane bir zaban istihdam edilirdi. Ama zaman zaman bunlardan artan, eksilenler vardı. Hatta Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra bu cücelerden ve dilsizlerden hala Topkapı Sarayı'nda yaşayanlar vardı. Onlar Cumhuriyet devrinde de bir müddet daha müze memuru olarak vazife yaptılar. Görevlerine devam ettiler. Sır katiplerinden buraya gelmiştik çünkü benim aklıma acaba dilsizlerden mi sır katiplerini seçiyorlar diye. Şimdi bir izleyicimiz de onu hatırlatmış. Adalet anlayışı ile ilgili olarak geçen programda biz konuşmuştuk. İşte Ebu Suud Efendi'nin nameşru olan nesne emri sultani olmaz sözü. Sizin de yine aynı başlık altında bahsettiğiniz işte hakikaten de sultanlar adalete ne kadar uyarlardı. Çünkü şöyle bir anlayış var, işte başı kesile dendi mi gitti gibi. Ama halbuki onların da uymaları gereken hükümler var. Siz burada yine Kanuni Sultan Süleyman'la bir köylü arasında geçen hikayeye yer vermişsiniz. Evet. O güzel ve orada tabii padişahın verilen cevap karşısındaki anlayışlı tavrı da evet. Önemli. Anlatır mısınız? Belgrad seferinde bir köylünün ekinleri çiğneniyor asker tarafından. Tabii buna mani olmak mümkün değil. Yani asker de psikopat değil herhalde köylünün ekinlerini çiğneyecek kadar. Sefer bu. Şikayet ediyor. Padişah bekliyor köylü. Şikayet ediyor. Ama biraz da böyle sertçe şikayet ediyor. Padişah sizi şikayet ederim diyor. Kime şikayet edersin diyor padişah. Kanuna diyor. Kanuna şikayet ediyor. Hmm. Yani memlekette kanun var, nizam var. Padişahın askeri, muhtemelen askerler ya biz işte sefere gidiyoruz, padişahın askeri dediler. Ondan sonra zararı tazmin ediliyor. Ve askerin mahalli halka zarar vermemesi tekrar tamim ediliyor. Osmanlı askerlerine çok dikkatle tamim edilen bir husustur. Sefere giderken ve gelirken mahalli halka zarar vermeyeceksiniz. Bu tabii hem adaletin icabıdır. Hem dinin, insan haklarının icabıdır. Hem de pratik bir faydası var. Siz burada insanların ekinlerini çiğneyen, hayvanlarını öldüren, kadınlarına, kızlarına göz diken bir
güç olursanız bunlar sizi işgalci olarak görürler, sevmezler ve sizin aleyhinize çalışırlar. Yok siz bunlara karışmazsanız, bunlar çiftinde çubuğunda hayatlarını devam ettirirlerse gelene ağam gidene paşam derler, rahat edersiniz. Yani ordu eğer bir yerde bu gibi şeylere dikkat ederse ordu uzun kalır. Osmanlı ordularının, yani Sırpların Osmanlılara sevdiği söylenemez. Ama bu sayede Sırplar Osmanlılara canı gönülden kabullenmiş. Bulgarlar canı gönülden kabullenmiştir. Dokunmamışlar. Yani mallarına, canlarına dokunmamışlar. Bu hassasiyet tabii hem ordunun ciddi, disiplinli bir ordu olmasından ileri geliyor. Rastgele insanların toplandığı bir ordu değildir Osmanlı ordusu. Yani Roma ordusundan bile çok daha disiplinli, çok daha ciddi bir ordudur. Peki bu hassasiyetle mi acaba Kürtler Osmanlı vatandaşı oluyor? Evet. Buna bunun rolü var. Şöyle ki, Kürtler Doğu Anadolu'da vaktiyle Kürdistan denilen, şimdi pek telaffuz edilmeyen bir yerde yaşıyorlar. Burası çok eski yıllarda. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce de Kürtlerin yaşadığı bir coğrafyadır. Kürdistan mı? Kürdistan. Artık kullanılmıyor. Kullanılmıyor mu? İşte kızıyor bazıları. Ha. Ben bir gün derste Şafii mezhebinin yayıldığı yerleri anlatırken, işte saydım Suriye, Irak, Filistin, Gazze, işte Endonezya, Malaya adaları ve dedim Dağıstan ve Kürdistan. Çocuğun bir hocam dedi, Kürdistan dediniz, orası neresi dedi, ben hiç duymamıştım dedi. Ben de pişkinliğe getirdim. İşte bizim Doğu Anadolu, Kuzey Irak ve İran'la aramızda dağlık bir bölge var. Oraya tarihte Kürdistan deniyordu. Yakın zamana kadar Hakkari Kürdistan sancağının merkeziydi. Rize, Lazistan olduğu gibi orası Kürt. Osmanlıların böyle kompleksleri yoktur. İsim değiştirmek veya başkalarının paralarını kullanmamak veya tarih öncesi isimleri değiştirmek gibi bir takıntısı yoktur. Bu Rus devletlerde var. Kanuni Kürdistan lafını kullanıyor. Kullanıyor tabii. Osmanlı kayıtlarının hepsinde geçiyor. Kürdistan sancağı, Kürdistan ulemasından, yakın Kürdistan mutasarrıfı. Oranın halkıdır. Çok eski bir halk. Siyasi bir sınır ifade etmiyor. Coğrafi. Coğrafi bir sınır ifade ediyor. Coğrafi bir sınır. Ama daha sonra Hakkari'ye, umumiyette Kürdistan denmiş. Yani Hakkari'nin o. Ve Kürtlerin yaşadığı yerler şimdiki kadar da geniş değil. Sadece o Kürdistan'dır. Zamanla Türkler Anadolu'ya geldikten sonra, burası Bizanslardan alındıktan sonra, Kürtlerin bir kısmı Müslüman, bir kısmı Yezidi'ydi. Daha sonra Yezidilerin de büyük bir kısmı Müslüman oldular. Ve din birliği sebebiyle Türkler geldikten sonra daha geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Mesela Diyarbakır, Mardin hiçbir zaman Kürt bölgesi değildi. Hmm. Zaman içinde Kürtler oraya yerleştiler. Nasıl ki Ermeniler batıya göçtüler, Doğu Anadolu'da onlardan açılan yerlere Türkler ve Kürtler yerleştiyse aynı öyle. Ve siz diyorsunuz ki Van'da hatırı sayılır Ermeni ve Süryani vardı. Evet. Sadece çok. Ahalisi kamilen Kürt olan Hakkari, evet. Kürdistan sancağı diye evet. kalır. Orada Kürt olmayan yoktur Hakkari'de. Nasturiler var, gayrimüslim, Keldaniler var. Ermeni var, Süryani var ama Türk yok Hakkari'de. Ama Van'da, Van'ın içi, Erciş Türktür, Bitlis, Bitlis kazalarının Tatvan, Ahat, Adicevaz kamilen Türktür. Diyarbakır merkezi Türktür, kazalarının eskiden çoğu Türktür. Ama zaman içinde göçlerle Türkler oradan hicret etmişlerdir. Kürtler yerleşmişler. Bu tabii bir şeydir. Dünyanın her yerinde olan bir şeydir. Yani Kürt nüfusu Doğu Anadolu ve Güneydoğu'ya yayılmıştır. Pers, İran kavimlerindendir Kürtler. Buraya çok eski yıllarda yerleşmişler, Asurlar zamanında. Osmanlılardan önce buraları fetheden çeşitli Türk devletlerini veya İslam devletlerinin hakimiyetlerinde yaşamışlar. Bizans hakimiyetinde yaşamışlar, Pers hakimiyetinde yaşamışlar. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı-Safevi mücadelesinde Kürt bölgesi tam o ateşli mücadelenin cereyan ettiği yerdir. Sınır bölgesi çünkü İran'la Osmanlı Devleti'nin sınırı Kürdistan, Kürtlerin yaşadığı bölgedir. Kürtlerin ekserisi Sünnidir. Bugün de öyledir. Kürt nüfusun çok az bir kısmı Şiidir, Alevidir. Onun dışındakilerin tamamına yakını Sünni Müslümandır. Bugün için Hristiyan Kürt yoktur. Çok az bir Yezidi Kürt var. Hem Türkiye'de, hem Irak'ta, hem Kafkasya'da. Bundan dolayı Türkleri, Osmanlıları müttefik olarak görmüşler. Çünkü İran'ın başında Safeviler Şiidirler. Aslında kurtarıcı olarak görüyor Osmanlı'yı. Evet. Olay bu. Şah İsmail'in zalimliği de dillere destandır. Bilhassa Şii olmayanlar annesini öldürtmüştür. Bu sebeple Özbek hükümdarını öldürtmüş. Çok katliamlar yapmıştır. O da Şah Abbas'ta sonra. Bu Kürtleri bir hayli endişelendirmiş. Mezhep birliği sebebiyle Osmanlıları müttefik olarak görmüşler ve o tarafa meyletmişlerdir. Bu arada Yavuz Sultan Selim'le onlar arasında bir Kazasker Osmanlı alemi ki Kürt asıllıdır. İdris Bitlisi aracı olmuş.
Kürtler Osmanlı Devleti'ne katılmak üzere arıza, alttan yukarıya verilen dilekçelere arıza derler. Arzdan geliyor, vermişler ve Osmanlı tabiyetini talep etmişler. Bu tabii Yavuz Sultan Selim'in de siyasi olarak işine gelmiş ve Kürtler bu şekilde Safevilere karşı korunmak maksadıyla Osmanlı hakimiyetine girmişler. Sizin yine kitaptan arızadaki cümleleri okuyabilir miyim? Tabii çok ki, dikkat buyurun. Çekici. Şimdi diyor ki 25'ten fazla Kürt beyi İdris Bitlisi vasıtasıyla padişah imzalı dilekçeyi verirken, sizin inayetiniz olmazsa kendi başımıza İranlarla başa çıkamayız. Zira Kürtler ayrı ayrı aşiretler tarzında yaşamaktadır. Allah'ı bir bilip Muhammed ümmeti olduğumuzda ittifak halindeyiz. Diğer hususlarda birbirimize uymamız mümkün değildir. Allah'ın adeti böyledir. Ancak ümit varız ki padişahtan yardım olursa Arap ve Acem Irak'ıyla Azerbaycan'dan o zalimlerin elleri kesilir. Bilhassa İran'ın kilidi ve Akkoyunlu payitahtı Diyarbakır bir süredir Kızılbaş işgali altındadır. 50 binden fazla insan öldürmüşlerdir. Eğer padişahın yardımı bu Müslümanlara yetişirse hem uhrevi sevap hem de dünyevi faydalar umulur. Evet. Çok dikkat çekici. Tumturaklı cümleler var. İdris Bitlisi'nin mutlaka parmağı var bu cümlelerde. Hem bir tevazu hem de işin ehemmiyetine dikkat çekme var. Azerbaycan ve Arap Irak'ı, yani bugünkü Irak'ın olduğu yer, o zamanlar Safevi işgalindeydi. Safeviler Akkoyunları mirasçısı olmak itibariyle Diyarbakır'a kadar geldiler. Diyarbakır Uzun Hasan Bey'in merkeziydi, sonra Tebriz olmuştur. Bu bakımdan buna dikkat çekiyorlar. Yani eski Akkoyunlu topraklarının, ki Akkoyunlar Sünni'dir, size yakışır, siz tekrar alın. Bu bakımdan da padişaha bir, yani sizin burada hakkınız var. Akkoyunlu varisi olarak böyle de bir yol gösteriyor Kürtler. Şimdi şu da enteresan. Siz diyorsunuz ki Anadolu'nun halkı Türk olan eyaletlerde 50'ye yakın isyan çıktığı halde muhtariyetin kaldırıldığı Sultan II. Mahmut devrine kadar şarkta ciddi bir problem olmadı, evet, diyorsunuz. Evet, Türklerin meskun olduğu eyaletlerde tamamen, ama bu da ekonomik isyanlardır. Şimdi tımarlı sipahi bir şekilde kusur yaparsa tımarı elinden alınıyor. Ama onun askerleri ve maiyeti, bunlar ayaklanıyorlar. Celali isyanı denilen ayaklanmalardır. Ve bunların bir kısmı da Alevi mezhebinde olanlardır. Bundan kaynaklanan bir rekabet de var. Ama Kürt bölgelerinde klasik devirde isyan yoktur. Bunlara otonomi verilmiştir. Bugünkü manada değil ama imtiyaz. Osmanlı Devleti zaten dağlık bir bölge, arazisi az. Demiştir ki beylere, siz, bu beyler de tabii soylu beyler. Kimisi Abbasi soyundan, kimi Hazreti Peygamber soyundan geliyor. Bunlara demiştir ki siz burada beyliğinize devam edin eskiden olduğu gibi. Halkı idare edin, itilafları çözün. Bana şu kadar asker veya şu kadar vergi verin. Her yerin şeysi farklı, pozisyonu. Dolayısıyla oradaki 25 beylik her biri birbirinden farklı otonomiyle idare olunmuştur. Ne zamana kadar? Yavuz Sultan Selim'den Sultan Mahmut devrine kadar. Sultan Mahmut Mısır isyanı, Mora isyanı sebebiyle isyan hususunda çok endişeli bir hükümdardı. Şartta da isyan çıkar, Rusya güçleniyor, Rusya ve İran sebebiyle diye bunların otonomisini kaldırdı. Çok güçlü bir merkeziyetçi devlet kurmak istedi. Otonomisi kaldırılan Kürtler Sultan Mahmut zamanında değil. Çünkü Sultan Mahmut demir yumrukluydu. Onun oğlu yumuşak, müsamahakar hükümdar Sultan Abdülmecit devrinde ayaklandılar. Şimdi günümüzde bunu Kürt ayaklanmaları olarak lanse ediliyor, milliyetçi ayaklanmalar. Halbuki Tanzimat devrinden sonra ve Cumhuriyet devrinde de baş gösteren Kürt isyanları, benim tetkiklerime ve bildiğime göre, Kürt milliyetçiliği isyanları değildir. O otonominin kaldırılmasından kaynaklanan, oradaki sosyal düzenin bozulmasından kaynaklanan isyanlardır. Bedir Han Bey isyanı, Şeyh Ubeydullah isyanı, ondan sonraki isyanlar. Buna da dikkat çekmek lazım. Şimdi izleyicilerimiz tabii bu konuyla ilgilenmişler ve diyorlar ki böyle vezir azamla yükselen ya da işte bizim ismini bildiğimiz önemli makamlara yükselmiş Kürt var mı? Şöyle bir durum var. Kürtler kapalı devre yaşıyorlar. Bulundukları yer dağlık bir bölge. Çoğu göçebe, bazısı yarı göçebe, yerleşik hayata geçen çok az. Yerleşik hayatın bulunmadığı yerde tedrisat olmaz. Tedrisat olmayan yerde de yükselip terfi etme imkanı çok azdır. Onun için Kürtlerden sırf bu sebeple, ama yani ırk kabiliyetsizliği gibi bir sebeple değil, çok fazla devlet hizmetinde ve ulema arasında temayüz etmiş bir kimse yoktur. Ama zaman içinde Kürtler Kürdistan'dan Doğu Anadolu'ya yayılıp eski ilim merkezlerine yerleştikçe, göçebe hayattan yerleşik hayata geçtikçe, Doğu'da bilhassa ilmiye sınıfından, ulema sınıfından çok kişi yetişmiştir. Ebu Suud Efendi Kürt müdür? Ebu Suud Efendi Kürt değildir. Ebu Suud Efendi İskiliplidir. Aslen Türkistanlıdır.
O karışıklık şundan kaynaklanıyor. Ebu Suud Efendi imza atarken klasik şart geleneğine uyarak Ebu Suud el-İmadi diye imza atıyor. İmadi, Amit Diyarbakır'ın ismidir. Ona benziyor. Halbuki Ebu Suud Efendi'nin İskilip'teki köyünün adı Direklibel'dir. Bunu Arapça'ya çeviriyor. İmat direk demektir Arapça. Yani Direklibel köyünden Ebu Suud. Bunu Amit'le karıştırmışlar. Ebu Suud Efendi'nin Kürt olmadığı, böyle bir rivayet var ama kuvvetli rivayet Ebu Suud Efendi'nin babası Şeyh Yavsi, Ali Kuşçu akrabasıdır. Türkistan'dan gelmiş bir ailedir. Peki özür dilerim, ben heyecanlandım ve araya girdim, sordum Ebu Suud Efendi Kürt müdür diye. Siz ulema sınıfından ulema arasında vardı, Kürtler var ama devlet adamları arasında klasik devir için söylüyorum. Kürt yok ama ondan sonra Tanzimat'tan sonra artık Kürtlerin şehre yerleşmesiyle ve mektep açması Kürt menşeili devlet adamları vardır. Şerif Paşa var mesela, güzel Şerif Paşa diye bilinir. Bo şerif demiş Fransızlar. Fakat biraz daha safmış, bo şerif de derler sevmeyenleri. O yakışıklıyla meşhur. Mesela o Kürt asıllı bir devlet adamıydı. Evet. Şimdi Evliya Çelebi'yi çok severiz. Evet ama Yavuz Sultan Selim'e yani onun yazdığı söylenen bir şiirden bahsediyor. Ben bunun doğru olup olmadığını size sormak istiyorum. Değildir diyeceğinizi tahmin ederek, evet. Şimdi şöyle, Çaldıran'a giderken bir çeşme yaptırmış güya Yavuz Sultan Selim. Dönüşte de harap bulunca kızmış, bir şiir yazmış. Efendim şiir şöyle: Kürde fırsat verme ya Rab, dehre sultan olmasın. Ayağını çarık sıksın, gönlü huzur bulmasın. Vur sırtına al haracı, karnı bile doymasın. Bu çeşmeden gevur içsin, kürde nasip olmasın. Yani demiş olabilir mi? Zannetmiyorum. Şimdi efendim iki şey söyleyeceğim. Birincisi, bir şey Evliya Çelebi'de geçiyorsa bu mutlaka doğru demek değil. Burada Evliya Çelebi'ye bir tanduktan kötüleme yok. Şimdi klasik tarihçilik geleneğinde tarihçiler bulabildikleri bütün malzemeyi doğru, yanlış, sahih değil buna bakmadan toplarlar. Klasik tarihçinin maksadı halk arasında gezen, evraklarda okunan, kitap kenarlarına yazılan her şeyi toplamaktır. Bir nevi malzeme toplamaktır. Ki kaybolmasın bunlar. Çünkü sonra unutulur, kaybolur. Şarkta böyle bir gelenek var. Evliya Çelebi de bundan müstahni değildir. Tarihçiler de değildir. Mesela klasik Osmanlı tarihçileri ne duydularsa yazmışlardır. Siz orada yazıyor diye hemen bu doğrudur demeyeceksiniz. Kritik etmek lazım. Evliya Çelebi de her gittiği yerde duyduklarını, bu bilgi kaybolmasın. Evliya Çelebi düşünmemiş ki yarın bir gün benim seyahatnamemi herkes okur. Yani öyle bir şey düşünmemiş. Malzeme toplamış. Kritik etmemiş. Onun için işte damdan dam atlarken donan kediler, işte fil doğuran kızlar, işte Avusturyalı askerleri görünce vay beni vatanımdan ayırdılar deyip kahrımdan ölen atlar, intihar eden atlar falan böyle anlatılır. Bunlar mübalağa. Hem bu sebeple biraz da şarkta mübalağalı anlatma esası vardır. Mübalağa sanatı diyoruz, evet, hatta. Evet, mübalağa sanatı. Onun için Evliya Çelebi bir şey söylüyorsa bu %50 filtre ile okunması lazım. Bu Evliya Çelebi'nin kötülüğünden, yalancılığından, güvenilmezliğinden değil. Sebebi zaten çok bu. Uyduruk bir şiir. Ha. İkincisi, yani Yavuz Sultan Selim Farsça divanı olan bir padişah. Aynen. Türkçe şiir yazmamış. Farsça şiir yazmak, Türkçe şiir yazmaktan zordur. Arapça şiir yazmak, Farsça şiir yazmaktan da zordur. Yavuz Sultan Selim çok yüksek entelektüel seviyesi olan bir insan. Evet, asabi mizaçlı, celalli, kızdı mı kızar. Ama böyle bayağı edebiyat kaidelerine uymayan, ölçüsüz, vezinsiz bir şiir yazar mı? Sonra bir padişah böyle bir şiir yazar mı? Bu çeşme nerede? Ordu Hümayun'un oradan, Muş'tan geçtiğine dair bir rivayet yok. Yavuz Sultan Selim'e mal edilen çok şiirler vardır. İşte beni bir gözler ahu yazebun etti felek veya sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Bunlar Yavuz Sultan Selim'e ait değildir. Yavuz Sultan Selim'e mal edilmiştir. Olabilir de olmayabilirdi. Ama Yavuz Sultan Selim'in biz Türkçe şiiri bilmiyoruz. Bunun da ben Yavuz Sultan Selim'e ait olduğuna hiç ihtimal vermem. Böyle bir şey olduğuna da ihtimal vermem. Bu sonradan Kürtlerle Türkler arasındaki bu son hadiselerden dolayı düşmanlık hasıl etmek isteyenler var. Onların yapıştığı bir hikaye oldu. Bu da doğru değil ayrıca. Evet. Ve iyi de oldu burada gündeme gelmiş olması, aydınlanmış oldu. Böylelikle Kürtler nasıl Osmanlı vatandaşı oldu, bunu öğrenmiş olduk. Sonra İdris Bitlisi'nin hizmetini öğrendik, şarttaki düzeni öğrendik. Buyurun hocam, bir şey diyorsunuz. İdris Bitlisi İstanbul için mühimdir. Pierre Loti'ye gidenler bilir. Pierre Loti'nin altı İdris Mahallesi'dir. İdris Bitlisi orada oturmuş. Köşkü oradadır. İdris Köşkü Caddesi adı zaten. Köşk bugün yerinde yok, lokanta vardır yerinde. Mezarı oradadır.
Ondan dolayı İdris Bitlisi'nin İstanbul için de ayrı bir ehemmiyeti vardır. Tabii. Şimdi gelelim sözünü verdiğimiz işte ihtişamlı Osmanlı armasındaki sırları, işte sembolleri anlatmaya. Evet, birçok evde görüyoruz, evet, veya dükkanda görüyoruz ki siz zannediyorum buna bir hasretin, bir tarih sevgisinin tezahürü, evet, olarak bakıyorsunuz. Ama tabii bilmek lazım, öğrenmek lazım. Şimdi burada bu semboller hikayesi nedir, neden seçilmiştir ve ne anlatıyor? Evet, şimdi önce kısaca tarihçesinden bahsedelim. Lütfen. Osmanlı arması çok eski değildir. Zaten arma geleneği bizde çok eski değildir. Avrupa'da eskidir. Şövalyeler askerlerini ayırabilmek için arma ihdas etmişlerdir. Arma zaten silah demektir veya kol demektir. Arma öyle ortaya çıkmış. Daha sonra kral, İngiltere kralı bununla alakalı kaideler koymuş. Arma mektepleri yaptırmış. Hukukçular arma hukuku kitapları yazmışlar. Arma çok ciddi bir ilim ve sanat olmuş. İngiltere'de hala arma mahkemesi vardır. Mesela bir tiyatro bir arma yapmıştı. O bir soylunun armasıymış. Dava açtı soylu, kazandı, tazminat aldı, benim armamdır, kullanamazsınız diye. Avrupa'da bu çok ciddi bir gelenektir. Şimdi gelelim bu armaya, Osmanlı arması. Osmanlı'nın bir arması yok. Eski Türklerin ongunları var. Türk boylarının ongunu var. Birbirinden ayırabilmek için bayraklarda işaretler. Çeşitli işaretler. Bunlar işte bazısı kılıcı, bazısı kuşu sembolize ediyor. Ama basit ongunlardır. Bunları bir armaya benzetebiliriz. Ama Avrupa'yı tarzda bir arma yok. Ama Avrupa'da soyluların armaları vardır. Şehirlerin arması vardır. Manastırların arması vardır. Hatta tiyatroların bile arması vardır. Üniversitelerin arması vardır. Kırım Harbi'nde 1854 yılında biz İngilizlerle, Fransızlarla ve İtalyanlarla müttefiktik. Sultan Abdülmecit tahta ve Ruslar yenildi. Ruslarla 7 savaş yaptık. İkisini kazandık. İkisinden birisi bu gezisinde yenildik hep. Yenilen pehlivan güreşmeye doymaz hesabı. Yenildik. Burada da İngilizler ve Fransızlar yardım ettiği için enteresan bir savaştır Kırım, evet, Harbi. Şimdi o savaştan sonra Fransızlar Osmanlılarla iyi geçinme yolları aradılar. Osmanlı Devleti Avrupa Birliği'nin bir mensubu oldu. Düveli Muazzama'dan, yani süper güçten bir güçtü. Osmanlı Devleti 1856'da öyleydi. Legion d'honneur nişanı verdiler. Legion d'honneur Napolyon, İmparator Napolyon tarafından ihdas edilmiş meşhur bir Fransız nişanıdır. Evet. Sultan Mecid'e bu nişanı verdi. Bildiğim kadarıyla ilk nişan kabul eden padişah Sultan Abdülmecid'dir. Avrupa'yı bir padişahtır. İngiltere ondan geri kalmamak için İngilizlerin meşhur diz bağı nişanı vardır. 14. asırdan kalma, 3. Richard'dan kalma. O nişanı Sultan Mecid'e verdiler. Diz bağı nişanı. Şimdi diz bağı nişanı verilenlerin arması... Ben gördüm orayı. Windsor Şatosu'nda bir kilise var. St. George Kilisesi. Oraya asılıyor. İngiltere hükümeti de Osmanlı hükümeti bir arma istiyor. Padişahın armasını asacağız kiliseye. Şey verdik. Dizbağ nişanı verdik. Arma yok. Bunun üzerine Kraliçe Victoria bir arma mütehassısı gönderiyor. Basit bir arma. Bu armanın esasıdır işte. Çiziliyor. Ve padişah da beğendikten sonra Windsor Şatosu'ndaki o kiliseye asılıyor. Sultan Hamit bakıyor ki artık arma bütün dünyada ehemmiyet taşıyor. Bu armayı alıyor. Onun üzerine bazı değişiklikler yaparak, geliştirerek bugünkü armayı meydana getiriyor 1882 yılında. Ve bu arma resmi Osmanlı arması olarak kabul ediliyor. Tabii armanın bir takım sembolik manaları var. Bu manalar tabii ona sonradan yüklenmiş manalardır. Yani... Nizamnamesinde veya padişah tarafından bunu sembolize ediyor, bunu sembolize ediyor demek değil. Ama hani ağız okuyarak bazı neticelere varıldığı gibi. Şimdi en basiti şu iki bayrak. Sağdaki veya soldaki kırmızı bayrak Osmanlı Devleti'ni sembolize eder. Kırmızı bayrak öteden beri Türklerin, Osmanlı Hanedanı'nın sembolüdür kırmızı renk. Ay yıldız zaten. Sultan 3. Selim'den beri Türk bayrağıdır. Çok şükür değişmemiş. Değişmedi, evet. Bir tek onu eskiden bıraktılar. Evet. Güzel de bir bayraktır. Çok. Bütün dünyada, tabii dünyadaki bayrakların her birisinin bir manası vardır. O millet için bir emniyeti vardır ama dünya bayrakları arasında estetik olarak en güzel bayraklardan bir tanesi diyelim Türk bayrağıdır. Çok, gerçekten hani bunu Türk olduğum için söylemiyorum. Hani objektif yaklaştığımı ben de objektif olduğum için, evet. Gerçekten bence en güzel bayrak, evet, bizimki. Bir de Türk milleti için mana taşıyor. Çünkü al kırmızı bizim için bir murattır. Tabii bizim ki. Bizim için çok şeyler çağrıştırır.
Eskiden gelinlikler kırmızı olurdu. Hmm. Loğusa yorganları kırmızı yapılırdı. Kırmızı al elma, altını sembolize eder aynı zamanda. Birazdan kızıl elmayı da konuşalım sizinle. Yani kırmızının çok manası vardır. Ay yıldızın da gene sembolik manası vardır. Ay Allah'ı, yıldız ise Hazreti Peygamber'i sembolize eder. Yani hem Türk hem Müslüman kimliğini sembolize eder. Bir de meşhur bir efsane vardır hani şehit kanı üzerine. Üzerine ayın ve yıldızın aksetmesinden ilham alınarak yapıldığı da söylenir. Doğru olsun veya olmasın şeyi çok uymuştur yani konsepte. Ve Osmanlı Devleti'nden sonra istiklalini kazanan Müslüman devletlerin pek çoğunda Singapur'dan Fas'a kadar hepsinde ay veya yıldız veya yalnız yıldız veya yalnız ay vardır. Bu bakımdan da mühim. Bugünlerde de Aşeliler ay yıldızı bayrak, otonom bayrak olarak kullanmak istiyorlarmış Endonezya'da. Onu sembolize eder. Bize göre soldaki yani sağdaki bayrak, yeşil bayrak ise Osmanlı hilafetini sembolize eder. Arma'nın orijinalinde üç hilal yoktur. O da ay yıldızdır. Üç hilal donanma bayrağıdır. Osmanlı bayrağı değildir. Üç kıtada Osmanlı hakimiyetini sembolize eder. Yani armaya da uygun düşmüştür. Çok. Ama orijinalinde o da ay yıldızdır. Esas şeyin orijinalinde. Yukarıdaki Tuğra Osmanlı padişahını, altındaki ay bütün Türklere ve Müslümanlara olan hakimiyetin himayedir. Ay himayedir malum. Gece insanlara yol gösterir. Altındaki kavuk Osman Gazi'yi sembolize eder. Onun altındaki güneş Osmanlı padişahının bütün Osmanlı ülkesinin güneş gibi aydınlattığını sembolize eder. O ayda bir yazı yazıyor. Bütün Avrupa'daki armalarda Latince ricizeler yazar. Burada da Rabbani muvaffak el müstenidü bir tevfikat-ı Rabbaniye devletil aliyyetil Osmaniye yazıyor. Şu demek, el müstenid dayanıyor, istinat ediyor. Senet oradan gelir, mesnet oradan gelir. Bir tevfikat, tevfik muvaffak oradan geliyor. Başarı demek. Rabbani de ilahi demek. İlahi başarılara dayanan, yani başarının ancak Allah'tan olduğuna inanan devletül aliyyetil Osmaniye. Osmanlı Devleti'nin resmi adı Devletül Aliye'dir. Veya Devleti Aliye'dir. Aliye değil, Aliye. Aliye büyük demektir. Aliye her zaman büyük. En büyük demektir. Aliye. 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 Burada mana imparatorluk demektir. Devleti Aliye. Devleti Aliye. Osmaniye sonradan eklenmiştir. Çünkü gerek yok Osmaniye eklemeye. Devlet Aliye bir tek biziz. Yanına Osmaniye eklememize gerek yok ki Devleti Aliye dendiği zaman biz anlaşılırız. Benim babaannemin nüfus kağıdı bendedir. Devlet-i Aliye tebaasından yazıyor. Aa, çok üstünde Devlet-i Aliye tebaasından. Eskiden özür dilerim şimdi böyle lafa giriyorum ama eskiden böyle Devlet-i Aliye tebaası hani en geçerli değil mi? Tabii Devlet-i Aliye itibarlı bir devlettir. Pasaportu itibarlıdır, parası itibarlıdır. Bir ara Amerika'ya gitmek istemiş de bir gazeteci o zaman Osmanlı lirasıyla o zamanki dolar arasında az bir fark varmış. Yani dolar daha kıymetliymiş resmi muamelede. Adam Osmanlı parasını görünce o farkı gözetmemiş. Tamam demiş. Yani 100 dolarsa 100 lirayı ben kabul ederim demiş. Aradaki para çok itibarlı. Parası da itibarlıydı. Hatta çok affedersiniz gavur parasıyla 10 para etmez derlerdi. Osmanlı parası çok kıymetliydi. Gavur parası dedik yani ecnevi paraları ise daha düşüktü. Bazısı altına bağlı, bazısı değil. Ondan da itibar edilmezdi. O zaman Devlet Aliye vatandaş olmak itibarlıydı. Ben Ürdün'de kaldım doktora yaparken. Orada yaşlı Ürdünler vardı. Dediler ki ben dediler Osmanlı vatandaşı olarak doğdum. Pasaportum vardı. Nereye gitsem selam dururlardı. Mesela Fransa'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor adam. Şimdi elimde Ürdün pasaportu var. Burası nere diye soruyor adam. Hiç yüzüme bakmıyorlar diyor. Evet. Yani Arap bile bunun kıymetini söyledi. Hatta dediler ki Devlet-i Aliye zamanında sınır yok, gümrük yok. Araplar çok rahattı diye. Ben oradaki yaşlı Araplardan duyardım. Ay yıldızlı pasaporta şapka çıkarırmış ecnebiler o zaman. Yani bize nerede? Osmanlı pasaportunu gördüğü zaman bunu da yaşayanlardan duyduk. Yani bu da bir rivayet değil. İşte Devlet-i Aliye Osmanlı Devleti'nin ismidir. Sonradan Osmaniye eklenmiştir. Devlet-i Aliye Osmaniye. Yani Osman hanedanının ismiyle anılır bütün dünyada devletler. Onu kastedir. Dolardaki İmdat ve Trust ismine benzerliğini dikkat çekerim. Biz Allah'a inanırız, güveniriz manasına gelen bir yazı. Amerika gibi çok da dinle alakası olmayan protestan bir ülkede paralarda bulunuyor. Osmanlı Devleti'nin armasında vardır. Ona benzer bir ifade. Bu da Osmanlı Devleti'nin tevekkülünü, yani her şeyde başarıyı Allah'tan bildiğine delalet ediyor. Terazi adaleti sembolize ediyor solda. Evet. Altındaki kanunnamelerdir. Yani biz her işi kanuni olarak yapıyoruz ve ilmi olarak yapıyoruz.
silahların asılması Osmanlı medeniyetini sembolize eder. Diğer silahlar, bilhassa şu kenardaki tüfek ve kılıç Osmanlı silahlarının aslını ifade eder. Şu boru bereketi sembolize eder. Çıpa donanmayı sembolize eder solda. Onun üzerindeki çiçek tesamuh, toleransı sembolize eder. Hatta Sultan Mecid padişah olduğu zaman tuğrasının kenarına çiçek koydurmuştu. Ben barışçı padişahım dedi. Ve çiçek vardır, tuğrasının kenarında çiçek vardır. Armanın umumi olarak sembolleri budur. Evet. Şimdi burada mızrak neydi demiştiniz hocam? Mızrak. Yani öyle bir bütün gücün silahlar, sembolü gibi. Bütün silahlar var. Orduyu sembolize eder. Yalnız soldaki tüfek o zamanki ordunun asli silahıdır. O onun için bayrakların tam hizasındadır. Evet, güzel. Güzel. Yazmışsınız zaten en altta asılı madalyonlar çeşitli milletlerden de Osmanlı halkını ifade ediyor Osmanlı diye. Osmanlı halkı Müslüman, gayrimüslim, Müslümanlar arasında çeşitli milletlerden teşekkür eder. Her bir, mesela şunlardan bir tanesini kaldırsanız şeyin ahengi bozulur. Evet. Armanın ve dengesi bozulur. Hı-hı. Her biri bunu sembolize eder, evet. Evet, çok hoş. Bu arada burada da bir ek yapmışsınız. Tabii şimdi bu armayı gördükten sonra pek havalı değil. Yani. Maalesef. Zaten kullanılmamış ki. Kullanılmadı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra tabii Osmanlı armasının bir geçerliği yoktu. Hı, hatta çok vahim şeyler de oldu. Devlet binalarındaki Osmanlı armaları, tuğraları kazındı. Kanun çıkarıldı bunun için. Şimdi o armaları görüyorlar ama onlar çok sonradan eklendi. Bulunabilenler. Hı. Kitabeler yok oldu. Evet. Cumhuriyet ilan edildikten sonra biz de bir arma yapalım dediler. Yarışma açtılar. İsmail Hakkı Altunbezer bu armayı yaptı. Arma bir bozkurt. Yani o zamanki milliyetçilik anlayışına uygun bir şekilde bozkurtu sembolize ediyor. Bozkurt eski Türklerde totem diyelim bir hayvandır. Rivayete göre bir prensi dağda düşmanlardan kaçırılmış bir prensi emzirmiş ve onun hayatta kalmasını sağlamış. Ondan dolayı dişi kurt, Moğolca ismi Asena veya Açina'dır. Bu soydan gelen hanedan ancak Türkleri idare edebilir. Osmanlılar da Oğuzhan vesilesiyle bu soydan geliyorlar. Böyle bir durum var. O zaman kurt çok popülerdi, çok revaçtaydı. Kurdu koydular, ay yıldız koydular ama Osmanlı armasının yanında çok sönük kaldı. Tabii. Ve ondan sonra da hiç kullanılmadı. Ve Osmanlı Devleti'nin bir arması olmadı. 1927'de neşretmişler ama dediğiniz gibi hiç... 27'de ve kullanılmadı. Kullanılmamış. Ondan sonra ay yıldızlı bir, çok basit bir arma yapıldı. Kırmızı zemin üzerine yuvarlak, yukarıya doğru bakan ay yıldız. Arma olarak o kullanıldı. Hı hı. Şimdi az önce kızıl elmadan bahsettik ya. Şimdi kızılın da aslında elmanın da önemli anlamları var ama... Şimdi size nasıl soruyu sorayım? Kızıl elma nedir ya da kızıl elma nerede diye sorayım. Aslında evet. Önemlisi bu. Evet, kızıl elma. Çünkü önemli bir ideali sembolize ediyor kızıl evet. elma. Kızıl elma çok eski Türk destanlarında, şiirlerinde ismi geçen bir mefhumdur. Daha ziyade ordunun nihai hedefi, en son fethetmesi gereken yer olarak anlatılır. Ve Kanuni Sultan Süleyman da Hakk'ın beni gönderdiği yerdir. O zaten Ömer Seyfettin onu dile getiriyor. Yani en doğru tabiri o yapıyor. Bu dindir, İstolni Belgrad'dır, Viyana'dır, Roma'dır, İstanbul'dur diyenler olmuş. Hatta Köln bile diyenler olmuş. Köln'le alakalı çünkü bir takım bu konuyla alakalı Golden Apple efsanesi vardır, Altın Elma efsanesi vardır. O, ama menfidir. Yani Türkler oraya kadar gidecekler, Köln Katedrali'nin önünde yenilecekler. Golden Elma'yı alamayacaklar diye bir Alman efsanesi vardır. Orada onlarda da var o efsane. İşte mesela Roma'da San Pietro Bazilikası'nda asıl olan altın top. İşte San Stefan, Viyana'da San Stefan Kilisesi'ndeki, yani kiliselerde yuvarlak toplar asılır. Bunlar çoğunlukla altındır. Hem kıymetli hem dünyayı sembolize eder. Buradan ilham alınmış bir mefhum. Ama aslında Kızıl Elma'nın belli bir şehir olmadığını tarih içinde anlıyoruz. Çünkü onlar fethedildikçe Kızıl Elmalar ileriye gitmiş. Fethedildikçe Kızıl Elma, sonradan denmiş ki Kızıl Elma Türk cihan hakimiyeti mefkûresinin yani fetih ruhunun nihai hedefidir. Oraya kadar ilahi kelimetullah yani Allah'ın ismini oraya kadar bu ordu götürecektir. İşte en son götürdüğü yer Kızıl Elma'dır. Bununla alakalı çok efsaneler vardır.
hikayeler yazılmıştır. Ama kızıl elma, kızıl renk ve elma her zaman muradı, arzuyu, hedefi sembolize etmiştir. Şimdi dedik ya, Kanuni Sultan Süleyman kızıl elmayı Hakk'ın beni gönderdiği yer diye tarif ediyor. Nitekim arada bir askerlerin kışlalarını ziyaret edermiş Sultan Süleyman. Onların şerbetlerini içermiş. Sonra bardakları parayla doldurur. Ayrılırken de dermiş ki kızıl elmada görüşürüz. Enteresan. Evet. Askerde desteğe kurşun atar, keçeye kılıç çalarız. Padişahım seninle biz kızıl elmaya dek gideriz. Oo. Çok hoş gerçekten. Yahya Kemal de tabii çok coşuyor değil mi bu ülküyle? Şimdi zaten Ömer Seyfettin ve Yahya Kemal bu hususta çok duran iki edebiyatçıdır. Kızıl Elma ülküsünü zaten daha mücerret, soyut bir manaya büründüren de o ikisi olmuştur. Evet. O zamana kadar hep belli şehirler müşahhas, somut olarak bildirilmişti. Onlardan sonra artık soyut bir ideali sembolize etmiştir Kızıl Elma. Tabii Yeniçeri Ocağı'nın bozulmasıyla da bir hayal kırıklığı haline tabii, alıyor değil tabii. mi? Tabii Kızıl Elma o zamana kadar Yeniçeri Ocağı'nın ülküsüydü, idealiydi. Yeniçeri Ocağı bozulup da artık Yeniçeri Ocağı'ndan ümit kalmayınca eski hatıraların hepsi birer ikişer kayboldu gitti. İşte Yahya Kemal'lerin, Ömer Seyfettin'lerin zamanında tekrar eski günleri ihya etme arzusu, ideali belirdi bazı idealistlerde. Tabii onun neticesi bazı tedbirsiz hareketler sebebiyle felaketle neticelendi ama bu ülkü tekrar canlandı, tekrar yeşerdi. Kızıl Elma sözü de o zamanlarda yeniden gündeme geldi. Evet. Az önce söylemeyi unuttuk. Yeni reklam arasında konuştuğumuz için burada tekrar ediyorum. Biz daha önce Erdal Küçükyalçın'la Yeniçeriler üzerine bir program yaptığımızda Yeniçerilerle ilgili yine en detaylı bilgi bir yabancıdan aldık değil mi hocam? Evet. Yeniçeriler arasında da hatıra yazan yoktur. Yeniçeriler de ketumdurlar. Zaten eski Türklerde hatıra yazmak hem kendinden bahsetmek olacağı için ayıp karşılanır. Hem gizli bilgileri anlatmak hem de ne lazım yani benim başımdan geçenler kimi ilgilendirir gibi bir mahviyet, bir tevazu da vardır. Bu bizim çok aleyhimize olmuştur. Tarihte nice meşhur insanlar gelmiş geçmiş hiçbirinin hatırası yoktur. Hatıra olmayınca hem o şahsın siyasi hayatını öğrenemiyoruz hem müesseselerden mahrum kalıyoruz. 36 tane padişahın hiçbirisi hatıralarını yazmamıştır. Yani Sultan II. Ahmet gibi gençliğinde bir günlük tutanlar falan var ama düşün 36 padişah, bunların hepsi mühim şahsiyetlerdi. Hatıraları yoktur. Vezir-i Azamların hatıraları yoktur. Ulemaların hatıraları yoktur. Son devirlerde Avrupa'nın da tesiriyle bizde hatıra yazma geleneği başlamış. Evet, günlük tutma demek ki öyle bir alışkanlık gelişmemiş. Evet, olsaydı sözlü keşke. Kültür, şartta sözlü kültür önemlidir. Yazılı kültür değil, anlatma mühimdir ama söz yani ortada kalıyor. Yazı onu sonraki nesile aktarıyor. Ama tabii yani söz konusu olan saraysa ve saray tabii. kuralları dahilinde zaten hiçbir şey anlatmayacaksın. Evet. Artı alınan tabii. terbiye gereği de edep kuralları çerçevesinde zaten, anlatmamak gerekiyor. Evet, zaten anlatanlar var. Mesela padişahla beraber çıkan has odalıların veya Enderun ağalarının yazdığı günlükler var. Padişahla beraber binişe gidildi, çevgen oynandı, işte şu saatte yemek yenildi, namazlar kılındı, saraya dönüldü. Ertesi gün sabah kalkındı, padişah şunu kabul etti. Hiçbir enteresan yönü yok. İpuçlarından bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, ki bugün de hani tarihin böyle tekrar tekrar deşilip konuşulması ve daha zevkli hale gelmesi detayların herhalde. Detaylarda gizli. Değil mi evet. o satır aralığı okunabilmesiyle. Şimdi çok enteresan bir topluluğa gelelim. Bunu da yazmışsınız. Sabit haycılık evet. ve dönmeler. Evet. Şimdi bir kere şunu soracağım. Nasıl bir yaşamları vardı? Ve daha da önemlisi belki nasıl bir muamele görürlerdi? Evet. Sabit haycıların dönmelerinin kim olduklarını herkes az çok biliyor ama haklarında çok spekülasyonlar vardır. Menfi ve müsbet. Ben biraz onun için bu konu üzerinde durdum. Son zamanlarda hele bilhassa çok abartılı bir cereyan başlamıştı. Şimdi sabataycı, sabatayız veya dönme kime deniyor? İslam kültüründe Müslüman olana muhtedi derler. İhtida etmiş, hidayete kavuşmuş. Ama bir grup var ki bunlara dönme diyorlar. Dönmüş, avdeti. Neden böyle diyorlar? Bunlara ihtidasına yani Müslüman olana pek inanılmamış. Peki neden inanılmamış? 17. asırda İzmir'de yaşayan bir haham, Sabatay Sevi adında bir haham, Mesih olduğunu ilan etmiş. Mesih kimdir? Üç dinde, Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve Müslümanlıkta Mesih inancı vardır. Kıyamete yakın yüksek bir şahsiyet gelecek, dünyaya hakim olacak, o din mensuplarının etrafını toplayacak ve dini yeniden güçlendirecek. Böyle bir şahsiyete inanılır. Tabii üç dinin de Mesih anlayışı birbirinden farklıdır ama hepsinde vardır. Yahudilerde de var bu. Yahudileri tekrar toplayacak, dünya krallığını kuracak bir Mesih. Sabbatay Sevi o Mesih benim demiş. Ve bir takım kaideler yayınlamış.
En çok Yahudilerden tepki görmüş. Hayır, sen Mesih değilsin. Senin şartların Mesih'e uymuyor. Bir de bulunduğun yer ne tipin? Çünkü Yahudilerde sembolizm çok mühimdir. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyor ama etrafında adam topluyor. Nasıl baş edeceğiz diyorlar Yahudiler bunlarla. Sabatay Sevi Osmanlı ülkesinde kendini kral ilan ediyor. Osmanlı ülkesini 38 parçaya bölüyor. Adamlarını onlara birer vali tayin ediyor. İşte Yahudi hahamları aradıkları fırsatı buluyorlar ve Osmanlı hükümetine müracaat ediyorlar. O zamana kadar Osmanlı hükümeti devletin bütünlüğünü tehdit etmediği müddetçe her türlü fikir cereyanına, din, ayin, mezhebe müsaade eder. Ama devletin bütünlüğü ve milletin dirliği tehdit edilmişse o zaman o işe el koyar. Burada da el koydu. Gelibolu'ya sürüldü Sabatay Sevi. Padişah Edirne'deydi. Hatta bir divan toplantısında kabul etti. Sabatay Sevi orada boş durmadı. Boş durmadığı için tekrar muhakeme edildi. Ve baktı ki kurtuluş yok. Müslüman olmayı tercih etti. Müslüman oluyorum dedi ben. Mehmet Aziz ismini alıyorum. Padişahın ismi Mehmet. Sultan 4. Mehmet. Rivayete göre oradaki bir Yahudi doktorun tavsiyesiyle. Ve kurtardı. Müritleri de Müslüman oldular. Kurtardı. Vani Mehmet Efendi oradaymış Şeyhülislam. Demiş ki adımın Mehmet olduğunu bildiğim kadar biliyorum ki bu adam Müslüman olmadı. Padişah söylemiş. Padişah demiş ki biz görünüşe itibar ederiz. Zaten, yani bir adam dışında ben Müslümanım diyorsa Müslüman kabul edilir. Münafık olduğunu bildiği kimselere bile Hazreti ilişmemiştir Hazreti Peygamber. Evet. Biliyor evet. Münafık olduğunu ama dışarıdan ben Müslümanım diyor. Yine faaliyetlerine devam ediyor gizli gizli. Artık padişah yoktur. Fazıl Ahmet Paşa vardır. Selanik'e oradan Arnavutluğa sürülüyor. Arnavutluk'ta vefat ediyor. Ama bu arada gizli gizli mezhep ayinleri yapılıyor. Mezhebin esaslarını ortaya koyuyor. 18 esas ortaya koyuyor. Zuhar adında bir kitap yazıyor. Işık demektir. Tevrat'ın batıni yorumunu ben yapıyorum. Bizdeki batıniler gibi İslam tarihinde batıniler vardır. Yani siz Kur'an-ı Kerim'in zahiri manasını anlarsınız ama biz batıni, görünmeyen manasını anlarız derler. Bunlara batıni derler. Meşhur Hasan Sabbah bunlardandır. Ve bütün hemen hemen bütün Şii topluluklarında da batınilikten az veya çok izler vardır. Bu 18 tarikatın 18 prensibini nasıl neşrettiğini de söyleyelim mi? Bu 18'in ne olduğunu okuyayım mı? Tabii. Şimdi Sabetaycılık denilen tarikatın 18 prensibi. Allah birdir. Sabetay Sevi Mesih'tir. Yalan yere yemin edilmeyecektir. Allah'ın ve Mesih'in adı anıldığında hürmet edilecektir. Mesih'in sırrını anlamak için toplantılar yapılacaktır. Adam öldürülmeyecektir, zina edilmeyecektir. Yahudi takviminin 9. ayı Kislev'in 16. günü bayram yapılacaktır. Yalan şahitlik edilmeyecektir. Birbirlerine mürüvvet ve merhametle davranılacaktır. Her gün gizlice mezamir yani Tevrat'tan ilahiler okunacaktır. Müslümanların adetlerine ve zahiren ibadetlerine uyulacak. Oruç tutulacak, kurban kesilecek, Müslümanlarla evlenilmeyecek, Müslüman bayramlarını hürmet gösterilecektir. Ve taraftarlarla gizlice ayin yapıyor. Çarpıcı olan o son cümleler zaten. Yani sabotajcılığa esas hüviyetini veren odur. Yani Müslüman gibi görün. Tabii bu tabii bir şey. Yani Müslüman cemiyetinde siz farklı bir yol tutuyorsanız ve bu tuttuğunuz yolda devlet hakimiyeti, hükümdarlık falan varsa o zaman gizli faaliyet göstermeye mecbursunuz. Bu da sabataycıları gizli faaliyete itmiştir. Dışarı karşı Müslüman ismi taşımışlar, Müslümanlar gibi yaşamışlar, Müslümanlar gibi giymişler. Müslüman muamelesi görmüşler mahkemelerde, her yerde. Fakat evlerinde kendi mezheplerine devam ettirmişler. Bunun için çok ciddi bir sayıları az olduğu için haberleşme ağı vardır. Belli yerlerde zaten yaşamaktadırlar. Kapalı devre yaşamaktadırlar. Bir araya gelip ibadetlerini yapmaktadırlar. Öldükleri zaman hep aynı mezarlıklara gömülmektedirler. Birbirlerini tanıdıkları için birbirlerinden evlenmektedirler. Hatta zamanı gelip de çocukları okuma, yani mektep geleneği başlayınca kendileri mektepler kurmuşlardır kendi çocukları için. Ve böylece çok organize bir cemaat olmuştur Osmanlı Devleti'nde. Sabatay Sevi öldükten sonra bile Arnavutluk'ta onun müritleri Arnavutluk, Selanik, İstanbul, İzmir gibi yerlere dağılmışlar. Sayıca çok fazla olmamakla beraber hepsi azınlık psikolojisinin getirdiği güç, kendini ispat etme, birkaç lisan bilme, Avrupalılarla temas, ticaret, Yahudi geleneğinden gelme bir takım müspet vasıflar, ticaretten anlama, intibak kabiliyeti gibi. Bu sayede çok ileri gitmişler. Osmanlı cemiyetinde ciddi yer tutmuşlardır maddi olarak. Osmanlı Devleti Tanzimat Devri'ne geçip de modernleşmeye başlayınca bunlar Avrupa kültürünü bilen, lisan bilen insanlar olarak bu modernleşmenin baş aktörleri olmuşlardır. Ve Osmanlı Devleti'nin modernleşmesinde sabataycıların müspet ve menfi çok rolleri olmuştur. Bundan dolayı sabataycılara çok
menfi bir bakış açısı olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani Tanzimat'tan sonra ellerine geçen bu fırsatı değerlendirerek devletin rotasını kendi istikametlerine çevirmeye çalışmakla itham edilmişlerdir. Bunun ne derece muvaffak olduğu olmadığı ayrı bir meseledir yakın tarih meselesi. Ama bu şekilde itham edilmiş ve sabotajcılara düşmanlık, sabotajcılara husumet o devirde başlamıştır. Ve bilhassa Sultan Hamit ve ondan sonrası meşrutiyetlerinde. Çünkü meşrutiyetin ilanında sabotajcılar aktif bir rol oynamışlardır. Bunların içinde Mason olanları vardır. Yahudiler sabotajcıları heretik bir fırka, sapkın bir mezhep olarak görürler ve Yahudi kabul etmezler. Dolayısıyla Yahudilerle sabotajcılar arasında çok uzun, ciddi bir rekabet vardır. Sabotajcılar bir de üç mezhebe ayrılmıştır zaman içinde. İçlerinden müderrisler, Şeyhülislamlar çıkmıştır. Bir Şeyhülislam var, Hayatizade, sabataisttir. Şeyhülislamlar kadar yükselmiştir. Emin Efendi, 18. asırda. Ve daha sonra Osmanlı cemiyetinde dediğim gibi ticaret ve bürokrasi yer tutmuşlardır. Elçiler bunlardandır. Valiler var. Devlet adamları var. Seyyidistan bile var. Meşrutiyetin ilanında rol oynamışlardır. Üç ayrı fırka birbirinden çok hoşlanmamakla beraber. Yakubi fırkası, Karakaş ve Kapani fırkası. Ama hepsi bunlar sabotajcı olarak bilinirler. Şu da var. Sabotajcılar üç gruptu. Bir grup bunun hiçbir şeyle alakası yoktu dinle. Normal bir hayat yaşıyorlar. Bir kısmı ise samimi bir Müslümandır. Yani eski günleri devam ettirmiyor. Ama bir kısmı da o eski geleneklerini, sabotajcı geleneğini devam ettiriyor. Yani hepsini de aynı mütalaa etmemek lazımdır. Meşrutiyetten sonra iddiaçılar içinde rol oynayanların mühim bir kısmı sabotajcıdır. Mithat Cemal Bey, Maliye Nazırı Cavit Bey, Namık Zeki Aral, Rahşan Necevit'in de babasıdır, iddiaçıdan ileri gelenlerinden. Bunlar sabotajcıdırlar. Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Emin Yalman gazeteci. Daha sonra Cumhuriyet devrinde, Cumhuriyet'in kuruluşunda gerek gazetecilikte, gerek yayında, gerek politikada çok mühim Fatih Rüştü Zorlu, Ahmet Korur, Menderes'in istihbaratçısı, Bilginler, Bezmenler, İpekçi ailesi, Türkiye'de ilk film ve gazetecilikle meşgul olanlar. Bunların sabataist menşeleri vardır. Bunun getirdiği avantajları kullanmışlardır. Peki biz bu hani menşe vardır deyince soy ağacına bakarak mı? Evet, soy ağacına bakarak. Onlar bilinenler. Bir de bilmeyip de piyasada uydurulanlar var. Her önüne gelene, işte bu da sabataycı, bu da sabataycı. Zaten Türkiye'de böyle her bir gelenek. Her Selanik kökenliğe öyle diyeceksek. Burada bir gelenek vardır. Her önüne, her Selanikliği dönme veya hoşlanılmayan birini ya Yahudi dönmesi, ya Ermeni dönmesi, ya gayrimeşru. Böyle şey yapmak Şark kültüründe vardır. İnsanı önce bir ailesiyle yok etmek, sonra fiziki görünüşüyle yok etmek. Bunlar doğru şeyler değil. Osmanlı cemiyetinin insanların soyunu bilmek çok kolay değil. Yani Türk'üm diyen, Türk milliyetçiliği yapan çok kimsenin bile soyunu arasanız belki bir Ukraynalı, belki bir Macar esire dayanıyor olabilir. Yeniçeriler devşirmedir. Devlet adamları devşirmedir. Bunlar Müslüman olmuşlar. Türk kültürüne adapte olmuşlar. Bunların padişah anneleri var. Bunların soyları Türktür. Sonra çeşitli vesilelerle Osmanlı ülkesine gelen esirler var. Bunlar onun için Türkiye'de bu soy avcılığı hoş bir şey değil. Ama sabotajcılar ayrı bir grup. Kapalı yaşadıkları için onlar birbirini biliyorlar. Meşhur olanları da kendilerini ifşa edenler de tanınıyorlar. Ama her önüne gelen de öyledir. Ve her sabotajcı da böyle bir gizli emel taşıyor denemez. Bunlar doğru şeyler değil. Ama dediğim gibi gerek meşrutiyet devrinde gerek cumhuriyette ileri bir hayat yaşadıkları için, modern bir hayat yaşadıkları için Osmanlı ve Türk modernleşmesinde ciddi bir rol oynamışlardır. Bu ciddi rol tabii onların hasımlarını, düşmanlarını arttırmıştır. Güçlü, zengin insanlar her zaman hasım edinirler. Ve sabotajcılar memleketi ele geçiriyor iddiası ortaya atılmıştır. Aslı şöyledir, sabotajcı birisi bir yere geldiği zaman eğer bir yere kadrolaşma imkanı varsa elbette ki tanıdığı kimseleri oraya koyacaktır. Çünkü onları tanıyordur. Onlar da sabotajcılardır. Sabotajcılar da o işin ehlidir. Birkaç dil biliyor, yurt dışına gitmiş, tahsili var. Yani o işte göze batacak bir kişi değil. Bir zaman sonra bakıyorsunuz ki orada bir kadrolaşma olmuş. Belki adamın niyeti kadrolaşmak değil. Bundan dolayı da çok tenkit edilmişlerdir. Bir de son zamanlardaki demokratikleşme faaliyetlerinde sabotajcıların eski klasik düzeni muhafaza etmek istedikleri, demokrasi, insan haklarını çok fazla sıcak bakmadıkları, direndikleri hususunda bir his uyanmıştır insanlarda. Bundan dolayı da bir menfi tavırla karşılaşmışlardır. Peki kimlik açığa çıkınca ne oluyor Osmanlı'da? Bir şey olmuyor. Yani olmuyor. Onlar, tabii biliniyor ama dediğim gibi Vani Mehmet Efendi'nin bildiği gibi biliniyor. Şimdi Osmanlılar
dediğim gibi arkasını aramıyor. Bu adamın evine bir adam koyalım, istihbaratçı, mesela İspanya'da yaptılar bunu. İspanyollar Endülüs'ü işgal ettikleri zaman Yahudileri ve Müslümanları kılıç ve vaftiz arasında muhayyer bıraktılar, opsiyonel bıraktılar. Bir kısmı kaçtı, bir kısmı öldürüldü, bir kısmı vaftiz olup Hristiyan oldular. Dediler ki bu birkaç sene sürer, sonra yumuşar, biz tekrar eski dinimize döneriz. Fakat bu zaman zarfında İspanyol hükümeti bunları takip etti. Domuz eti yiyorlar mı, yemiyorlar mı? İşte ibadet ediyorlar mı, etmiyorlar mı, şarap içiyorlar mı, içmiyorlar mı, kontrol etti. Bir müddet sonra artık bu inanılmaz bir hale gelince kaçabilen kaçtı, kaçamayanlar birkaç nesil sonra samimi Hristiyan oldu. Evet. Ama Osmanlılar'da böyle bir şey yok. Şu dönmeleri takip edelim, hakikaten dönme mi, değil mi, evinde ne yapıyor, Müslümanlığın icablarını yerine getirmiyor, böyle bir şeye Osmanlılar bakmazlar. Bu arada hani dediniz ya Şeyhülislam çıktı aralarından evet. diye, Bektaşi, Mevlevi ve Melami şeyhleri de evet. Şimdi bu tekkeler, Bektaşi, Melami ve Mevlevi tekkeleri Şah İsmail'den sonra ciddi bir Şii nüfuzu altına girmiş ve asli hüviyetinden biraz uzaklaşmıştır. Ve böyle olunca da kontrolü biraz gevşemiştir. Hepsi için söylemiyorum. Ve burada Sabataistler çok yer bulmuşlardır. Mürit ve şeyh olarak çok sayıda Sabataycı, Bektaşi, Melami ve Mevlevi şeyhi olmuştur. Hı hı. Osman Kibar vardı. İzmir'de. En iyi o izah etti bunu. Size dönme diyorlar. Doğru mu? Bir gazeteci sordu. Ben dönmeyim ama dedi 360 derece döndüm ben dedi. Güzel. Ama zaten siz de söylediniz. Üçe ayrılmışlar. Hani kimi hala o inançları hayatında yaşatırken kimi de samimi Müslüman dediniz. Evet. O zaman mesela ben Sabataycı olup da samimi Müslüman olan bir aile tanıdım Bursa'da. Abdi İpekçi'nin kızı dedi ki benim babamın dinle hiçbir alakası yoktu. Yani Sabataycılıkla da alakası yoktu dedi. Evet Abdi İpekçi, İpekçi ailesindendir. Yani bunları çok fazla gündeme getirmek, her şeyi bununla çözmek, komplo teorileri, bunlar insanı yanıltır. Gerçekleri görmesine engel olur. Siz gerçeği buldum, ipucunu buldum, her şeyi ortaya çıkardım derken çok daha karmaşık bir kuyuya düşebilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim o halde hani sonradan Müslümanlığı seçen, gerçi öyle mi diye soracağım. Çünkü hakkında bir takım rivayetler var. Derya'nın üstüne kurulan caminin hikayesini siz anlatırken tabii Türk denizciliğinin ve hatta dünya denizciliğinin de önemli bir ismi Kılıç Ali Paşa'dan bahsediyorsunuz. Evet. Ve onun da yapmak istediği bir hayır var, cami yapmak istiyor. Ve zaten kitapta da bölüm öyle başlıyor. Padişaha diyor ki efendim böyle böyle ben bir cami yapmak istiyorum. Ve padişahın cevabı da bir latifeyle oluyor. Ve sonra bir bakıyorlar iş nerelere kadar gidiyor. Evet, sen diyor deryaların diyor kaptanısın diyor. Git diyor, var diyor derya, camini denize kur diyor. Baş üstüne padişahım diyor. Gidiyor denizi doldurmaya başlıyor. Tophane nin önündeki yer İstanbul'da doldurmaya başlıyor. Geldi. Burası burası deniz dolduruyor evet. orayı. Padişah öğrenince haber gönderiyor. Maksadım latifeydi. Dilediği yere yapsın diyor. Şimdi eskiden adettir. Vezir ne kadar yüksek olursa olsun en basit şeyde bile padişaha sorar. Onun iznini alır. Padişah da bir şey söyledikten sonra onun hilafına hareket etmezler. El mülük mülhemun derler. Hükümdarlar ilham alırlar. Yani onları Allah söyletir. Elbette vardır bir hikmeti diyor ve vazgeçmiyor. Derya dolduruluyor. Mimar Sinan tarafından yapılan bir camidir. Harikulade güzel bir camidir. Çok ferahtır. Mesela Ayasofya'nın kasvetini bulamazsınız. Aydınlık bir camidir. Geniş bir camidir. Zarif bir camidir. Bir külliye tabii. şeklinde yapılmıştır. Bu arada soy avcılığı yapmayacağız Mimar Sinan'la övünmek istiyorsak. Evet. Mimar yani. Sinan hakkında evet. Aynı lütfen. Şekilde. Kılıç Ali Paşa da Osmanlı kültür tarihine muazzam bir abide hediye etmiştir. İşte gördüğünüz gibi hamamıyla, çeşmesiyle, mektebiyle, medresesi bir kısmı yıkılmış yol sebebiyle ve başka sebeplerle. Ama cami bütün ihtişamıyla duruyor. Hamamı da yakın zamanda tamir edildi. Çeşmesi nezbeledikti, tamir edildi. Ve Mimar Sinan 3 kaptanı deryaya aynı sahil boyunca 3 evet, güzel cami yapıyor. Diğerleri Kasımpaşa'da Piyale Paşa, Beşiktaş'ta Sinan Paşa Sinan camileri. Paşa. Şimdi aslında bir takım inanışlar var tabii. Mesela Kılıç Ali Paşa ile ilgili olarak da halk arasında 40 gün sabah namazını fasılasız Kılıç Ali Paşa Camii'nde kılınan muhakkak Hızır Aleyhisselam'ı göreceğine inanırlarmış ve dört bir taraftan da bu niyetli insanlar camiye evet. dolar taşarmış. Fatih Camii için de anlatırlar, evet. Ayasofya için de anlatırlar. Acaba camiyi yaptıran kimsenin cami cemaatini arttırmak için söylediği sözler midir? Gerçek de olabilir. Böyle şeylere, böyle şeyler umumiyetle inançla alakalıdır. Yani doğru olup olmaması çok beklenmez. Neticede kötü bir şey değildir.
Çok hikayesi vardır. Caminin yapılışıyla alakalı çok hikaye vardı. Birincisi buydu. Bir tanesi hamamın hikayesi. Ama hamamın hikayesi beni çok etkiledi. Evet. Neden diyeceksiniz? Çünkü hani sonuçta Kılıç Ali Paşa yaşı 80'e dayandığı zaman o caminin yapılmasını bitsin istiyor. Evet. Ve hatta dua ediyor değil mi? Ya Rabbi şu mabette secde etmeden ruhumu alma diyor. Ve sonra bir yaşlı adamla karşılaşıyor orada. Ve caminin yapımı ki uzuyor. Çünkü camiyi bırakıyorlar ve hamam yapıyorlar. Evet. Siz hatırlatır mısınız? Evet. Şimdi bir işçi görüyor. İşçi seyrediyor. Taşı alıyor. Götüreceği yere götürüyor. Sonra tekrar geri getiriyor. Allah Allah. Bu neden böyle yapıyor? İşçiyle konuşuyor. Hülasa olarak söylüyorum. İşçinin meramını anlıyor. İşçi gusül abdesti alması lazım. Alamamış. İşe gelmiş. Bıraksa gitse yevmiyesinden olacak. O halde taşı koysa, burası mübarek bir mekan. Ben nasıl bu halde taş koyayım? Yani bir ikilemde kalmış, dilemmada kalmış. Ha diyor Kılıç Ali Paşa, bırakın inşaatı. Önce hamam yapılsın. Çünkü bu bir ihtiyaç. Camiden daha önce gelen bir ihtiyaç. Önce hamam yapılıyor. Ki böyle bir şeyle karşı. Şimdi burada başka bir şey de var. Piramitler muazzam eserlerdir. Ama piramitler kölelerin gözyaşıyla, kanıyla yapılmıştır. Osmanlı'nın yaptırdığı camiler böyle adamlar tarafından yapılmıştır. Arada böyle bir fark var. Çok önemli. Yani bu dünyadaki o meşhur eserlerin çoğunda gözyaşı vardır. Acı vardır, ızdırap vardır. Ezilenlerin, fukaranın, kölelerin. Ama burada öyle değil. Bu bir. Bir de Cervantes'in burada çalıştığı anlatılır. Evet. O da bir rivayet. Doğru olduğunu bilmemiz mümkün diye Don Quixote'un yazarı. Doğru olması ihtimalleri var. Çünkü yine Bahtı Savaşı'nda çarpışmış, kolunu kaybetmiş, esir edilmiş. Bazı yazdığı hikayelerde bunları anlatıyor. Biz anlıyoruz ki bu kendi başından geçenleri anlatıyor. O zaman bu işin doğru olma ihtimali var. Ama hakkında bir vesikamız yok. Sadece rivayetler var. Cervantes'in bu caminin inşaatında çalıştığına dair. Kılıç Ali Paşa'nın yaşıyla alakalı, menşei ile alakalı enteresan bir hikayedir. İtalyan asıllı olduğu kuvvetle muhtemeldir. Kalabriyalı, Güney İtalya'dan, La Castella diye bir kasaba var. Oradan esir olarak getirilmiş bir çocuk. Küçük yaşta alınmış ama zekasıyla yükselmiş. İsmi Kılıç değildi, Uluç'tu. Hmm. Uluç, Giulio'dan bozmadır. İsmi Giulio'ydu, İtalyanca ismi. Oradan Uluç Ali Paşa, sonra İnebahtı Zaferi'nden sonraki başarıları sebebiyle Kılıç adını almıştır. Bu da bir rivayet. Başka bir rivayet de var. Bir Ege sahillerinde bir Türkmen ailesi iken korsanlar tarafından kaçırılıyor. İtalya'ya götürülüyor, ailesinden ayrılıyor. Orada bir İtalyan çocuğu olarak büyütülüyor. Tekrar burada biraz da şey olabilir yani işte böyle bir adam ancak Türk olabilir falan. Ama bilemeyiz. Bunu ispatlamamız mümkün değil. Vaktiyle Fatih için demişlerdi. Fatih çok büyük bir padişahtır. Ecnebiler dedi ki böyle bir adamın Türk olması mümkün değil. Olsa olsa bunun annesi dediler. Ecnebidir. Sonra bir Fransız kadın tespit edildi sarayda. Tamam dediler. Fatih'in annesi bu Fransız kadındır. Fatih'i bu kadın yetiştirmiştir. Öyle Fatih olmuştur diye. Rahatladılar mı? Rahatladılar. Hayır. Şimdi bizde de Kılıç Ali Paşa gibi Mimar Sinan gibilerin Türk olduğunu ispatlama gayretkeşleri var. Şimdi bunların menşei ne olursa olsun Kılıç Ali Paşa'da, Mimar Sinan'da Türk İslam kültürüyle büyümüşlerdir. Bir adamın soyu mühim de doğru genetik kaydeder. Bu %30'u teşkil eder. %70 sonradan edindikleridir. O Osmanlı Enderun'unda veya İstihkam Subayı orduda kazandığıdır. Yani Mimar Sinan'ı Mimar Sinan yapan Kılıç Ali Paşa'yı, Kılıç Ali Paşa'yı var Osmanlı terbiyesidir. Onların menşeileri değildir. İster İtalyan olsunlar, ister olmasınlar. Peki şimdi Mimar Sinan'dan bahsettik. Yalnız rica edeceğim hemen filmin sonunu söylemeyin. Söylemeyelim. Efendim, çokça konuşulan bir mevzudur. Mimar Sinan, Mihrimah Sultan'a aşık mıydı? Aşık olduğu yakın zamanda öğrenildi. Bir roman vesilesiyle bizde tarih okunmadığı için, çok da sevilmediği için, haklı tarafları da var tabii insanların, romanları ve filmlerden tarih öğrenilir. Ya bu roman, film yanlış dediğiniz zaman da, ya bu tarih değil ki roman, film derler. Ama ortada da bir gerçek var ki insanlar buradan öğrenir. Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a aşık oldu ve bundan dolayı iki tane cami yapmıştır kendisine. Birisi Üsküdar'da Mihrimah Sultan, birisi Edirnekapı'da Mihrimah Sultan. Ve bununla alakalı da bir hikaye anlatılır. İşte 21 Mart'ta birinde güneş doğarken, öbüründe ay batarken, öbüründe ay ortaya çıkar. Mihrimah, mihr güneş,
Mah ay demektir. Aslında mihrimah değildir. Mihrimahtır. Ay ve güneş demek. Hı hı. Fakat söyleme zorluğundan dolayı mihrimah olmuştur. Farsçadır her ikisi de. Zaten saraylı hanımların çoğunun ismi Farsçadır. Böyle bir aşkın ifadesi olduğu, Edirnekaba'daki mihrimahın minare bezemeleri, Üsküdar'dakinin çinilerinin mihrimah sultanın beline kadar, yerlere kadar uzanan saçları olduğu anlatılıyor. Şimdi bu güzel bir hikaye, hoş bir hikaye ama gerçekle bir alakası yok. Gerçekle bir alakası yok. Sebebi, bir kere Mimar Sinan'la Mihrimah Sultan'ın birbirlerini gördüklerine dair hiçbir rivayet yok. Karabağ'dan seferine giderken padişah kızını götürmüş. Orada Mimar Sinan onu görmüş, aşık olmuş. Bu rivayetin hiçbir aslı yok. İkincisi Mimar Sinan'la arada çok yaş farkı var. Bir istihkam subayının padişahın kızına aşık olması mümkün değil. Böyle bir rivayet olsa duyulur. Mihrimah Sultan pek aşkla uğraşacak durumda değildi. Çocukluğundan beri hep bir sıkıntısı vardı, hastalığı vardı. Ölene kadar onunla uğraştı. Dirayetli bir kadındı, çok güzel bir kadın değildi. Çok zeki, çok dirayetli bir kadındı. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarından çok o kızına itimat ettiği, bir şey danışacağı zaman ona danıştığı, hele Hürrem Sultan vefat ettikten sonra Mihrimah Sultan'ın adeta sarayın first lady'si olduğu anlatılır. Tek kız evlat mı? Bir kızı daha var ve vefat etmiş. Tasasız Raziye Sultan. Muhtemelen başka bir hanımdan doğma. O hanım da belki hastalığından bilemiyorum. Genç yaşta bir tekkeye intisap ediyor. Yahya Efendi tekkesine. İstanbul'da Beşiktaş'ta Yahya Efendi vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Sırt kardeşi. Kardeşidir Trabzon'dan. Ve Osmanlı tarihinin en meşhur şahsiyetlerindendir. Saray halkı umumiyetle ona bağlıdır. Öldükten sonra bile manevi olarak bağlılığa devam etmiştir. Hatta tekkesinde çok saray mensubu gömülüdür. Tasasız Raziye Sultan da tekkenin girişinde şeyhinin, yani onu çiğneyerek geçiliyor şeyhine giderken. Aa, orada mı yatıyor? Onun müridesidir. Tasasız Raziye Sultan, Halveti tekkesi. Orada müridedir. Muhtemelen dayısına, süt amcasına bağlanmış bir mahremiyet de vardır. Yani süt amca olduğu için evlenemezler. Hani bir kadın nasıl bir erkeğe samimi mürit olur? Mahremiyet olduğu için. Ve orada yaşamış, orada vefat etmiş. Tasasız Raziye Sultan'dan bahsediliyor. Hakkında çok fazla bilgi yok. Ama bilinen Mihrimah Sultan'dır. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın tek kızı diyebiliriz. Oğlu var ama kızı bir tanedir. Muazzam bir kadındır. Yaptırdığı camiler ve başka hayır hasenatı, babasına olan desteği, kocası da hakkında çok spekülasyonlar olmakla beraber Osmanlı tarihinin meşhur simalarındandır. Bu Kanuni Sultan Süleyman devrindeki bazı hadiseler sebebiyle Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan hakkında bazı nahoş dedikodular yayılmışsa da aslında Rüstem Paşa uzun bir zaman sadrazamlıkta kalmış. Çok dirayetli bir vezirdir. Mihrimah Sultan'dan çok büyük yaşça ama uzun zaman sadrazamlık yapmış. Peki şimdi siz hazır hani Fatih'ten filan da bahsederken şu evladı Fatihan kimdir hocam? Onu da bir cevabını verebilir miyiz? Şimdi Rumeli'den gelen herkes evladı Fatihan diyor ama aslı şudur. Rumeli fethedildiği zaman Balkanlar, zannedildiği gibi buradaki insanlar oradan sürgün edilmedi. Buralarda çok boş araziler vardı. Çünkü Haçlı seferleri ve başka istilalar sebebiyle Balkanlar boşalmıştı, köyler boşalmıştı, harabe haldeydi. Osmanlılar burayı fethedince onlara orada ekip biçecek çiftçi lazım. Hem ekonomi için hem askerlik için. Anadolu'da nüfusu yoğun olan yerlerden, Konya, Kastamonu, Balıkesir gibi buralara halk göçürüldü. Biraz bir kısmı isteyerek, bir kısmı istemeyerek göçtü ama onlara orada toprak verildi. Hı hı. Ve bir takım imtiyazlar tanındı. Bu imtiyazlar vergi muafiyetleridir. Daha sonra bunlardan birlikler teşekkül ettirildi. Bunlara evladı Fatihan denildi. Yani siz orayı fethetmeye gidenlerin evladısınız. Bu birlikler Osmanlı ordusu Rumeli'ye sefere giderken o birliklere iltihak eden gönüllü milis birlikleri gibidir. Daha sonra bu teşkilat idari bir teşkilat oldu. Vergi muafiyeti. Bu evladı Fatihan zaman içinde atlı jandarma birliklerine dönüştürüldü. Tanzimat'tan sonra yavaş yavaş bu imtiyazlar kaldırıldı. Fakat evladı Fatihan ismi devam etti. Bulgaristan, Doğu, Batı Trakya, bugünkü Makedonya havalisine yoğun bir Türk iskanı olmuştur. Bunlara kısaca evladı Fatihan, Fatihlerin evlatları, çocukları ismi veriliyor. Aslında herkese denilebilirdi. Denilebilir ama dememişler. Yani bir ihtiyaç nispetinde seçilmiş bunlar. Yani Osmanlıların her işi biraz pratiktir. Belli bir mantık silsilesiyle yapılır. Ama evet. Günümüzde Rumeli'den gelen her Rumeli göçmenine evladı Fatihan deniyor mecaz olarak. Evet. Şimdi hocam
Tabii daha bahsedilecek çok fazla konu var kitap içerisinde. Ama hani biz bu kadarını seçmiş bulunduk. Tabii laf lafa açtı. İzleyicilerimizden gelen bazı soruları da ben size yönlendirdim. Şimdi tabii son dönemde Osmanlı tarihine dair çok ciddi bir alaka var. Evet. Elbette hani kişisel olarak ben ya da işte öteki gündem, ekipteki tüm arkadaşlarımız biz de merak ediyoruz. Ve programlarımıza da öğrenmek üzere elbette yansıtıyoruz ama siz ama hangi sözünü, sorusunu niye kullandınız? Sonuçta bir tane Osmanlı var. Evet. Şimdi biz yıllardır tarihte birden fazla Osmanlı öğrendik. Daha doğrusu bize anlatılan Osmanlı'nın zaman içinde gerçek Osmanlı olmadığını öğrendik. Şimdi mekteplerde okuyoruz, gazetelerde, neşriyat, kitaplarda bir Osmanlı anlatılıyor bize. Ama hususi meclislerde yaşlılar, bu işin mütehassısları, böyle birkaç kişinin olduğu yerlerde başka bir Osmanlı'dan bahsediyorlar. Bizim öğrendiğimiz başka, o başka. Tabii bizim öğrendiğimiz Osmanlı dezenfekte edilmiş bir Osmanlı'dır. Belli şahsiyetler yüceltilmiştir. İşte Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman. Onun dışındakiler itham edilmiştir. Siz mesela Sultan Mecid'i çok seviyorsunuz. Ben Sultan Mecid'i çok seviyorum. Evet, Sultan Mecid'i seviyorum. Yani biraz da Sultan Mecid'e yapılan haksızlıklardan dolayı onu daha çok sevme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü haksızlık iyi bir şey değil. Ben bir de hukukçuyum. Yani haksızlığa uğrayanın yanında olmak icap eder. Mesela Abdülhamit'le ilgili, Sultan Hamit'le ilgili o da çok ekstrem uçlarda gezinir evet. Yorumlar. Yani ya bayılırlar ya nefret ederler. Evet, Sultan Hamit de Türkiye'de ideolojik kamplaşmaların sembolüdür. Bir grup Sultan Hamit'i çok kötüler çünkü Sultan Hamit sanki Cumhuriyet'in antitezi gibi görülür. Yani Cumhuriyet onun antitezi Sultan Abdülhamit'tir. Bazıları tarafından göklere çıkarılır. Tamam belki abartılıdır ama onları haklı, mazur görmek lazım. Çünkü etki, tepki neticesidir. Belki Osmanlı tarihi hakkında bu kadar menfi propaganda olmasaydı, karşı tarafta onu bu kadar yüceltme, egzajere etme ihtiyacı duymayacaktı. Her şey daha normal seyrinde devam edecekti. Türkiye'de böyle bir tabiri caizse travma yaşanmıştır. Biz de bunu yaşadık. Bunun neticesi olarak tarih sevilmemiştir. Tarihi öğretenler de sevmemişlerdir. Ya bu ikiyüzlülükten dolayı ya başka sebeplerden dinleyenler de tarihi sevmemişlerdir. Dolayısıyla Türkler tarihini bilmeyen ve sevmeyen bir topluluk olmuştur. Halbuki tarih sevin veya sevmeyin zaruri bir bilgidir. Bugünü anlamanız için tarih bilmeniz lazım. Yarını inşa etmeniz için tarih bilmeniz lazım. Filistin hakkında konuşmanız için tarih bilmeniz lazım. Fransa hakkında konuşmanız için tarih bilmeniz lazım. Türkiye'de olup bitenlerden bahsetmek için tarih bilmeniz lazım. Bir grev olmuşsa tarih bilmeniz lazım. Evet. Bunu bilmezseniz onu analiz edemezsiniz. İşte böyle bir ihtiyaç olduğu halde bizde tarih soğuk karşılanmıştır ve ideolojik kimliğe bürünmüştür. Böyle olduğu için biz baktık ki Osmanlı'nın hataları var, sevapları var. Elbette ki biz onu hatalarını örteceğiz, sevaplarını egzaj edecek değiliz. Neticede ilim adamıyız. Zaten ama hataları olmasa son bulmazdı ki. O son bulmazdı yani. Aynen öyle. Yani peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir. Hata işler, günah işler, kusur işler. İnsanın hususiyeti budur. Ama hiçbir iyiliğini söylememek. Şimdi okuyorum ben. Bugün bile Avrupa'nın gelmediği insan haklarında, azınlık haklarında, toleransta Osmanlı'yı görüyorum. Çok güzel özetlemişsiniz. Bilim bakın ve tekniğe olan merakta Osmanlı'yı görüyorum. Ben şaşırıyorum. Ama bize anlatılan o değildi. Osmanlı geridir. Ulema yobazdır. Padişahlar despottur. Siz biraz evvel söylediniz. İki dudağın arasındadır her şey. Halbuki öyle değildir. Evet. Padişahın yetkileri bugün demokrasilerdeki hükümetler kadar değildir. Bugün demokrasilerde hükümet meclise hakimse istediği kanunu çıkarır. Padişah istediği kanunu çıkaramaz. Çünkü şer'i prensipler orada kanundur. Evet. Ancak %10 bir saha bırakılmıştır. Hocam çok güzel özetlemişsiniz zaten. İsterseniz evet, bu özetle noktalayalım. Yani biz tarihimizi bilelim hani günahıyla sevabıyla. Evet. Neyi aynen devraldık öyle, bunu öğrenelim. Aynen öyle. Elbette kötü tarafları var ama kötü taraflarını hani çokça duyduk ya zaten senelerce. Evet işte ben de onu söyleyeyim. Bana diyorlar ki bilmediğimizi biraz öğrenelim. Siz hep iyi şeyler anlatıyorsunuz. Bunun hiç kötülüğü yok muydu? Ama yıllarca hep onlar sen anlatıldı. Sen zaten bunu dinledin. Biraz da egzajere edilerek abartılarak anlatıldı. Şimdi bu paragrafla bununla noktalayalım. Telgrafı bulana memleketinde kimse yüz vermezken Sultan Mecid kendisini davet edip telgraf hattı kurdurmuş. Dünyada ilk telgrafı çeken kimse olmuştu. Pasteur kuduz mikrobunu bulduğunda Avrupa'da ciddiye alınmamıştı. Sultan Hamit bir nişan ve teşekkür mektubu göndererek buluşunu dünyada ilk defa tatbik etmiştir. Akıl hastaları Avrupa'da içine şeytan girmiş diye yakılarak öldürülürken Osmanlılar akıl hastaneleri kurdular, delileri hasta kabul ettiler, kuş ötüşü, su sesi, musiki ve meşguliyetle tedavi etmişlerdi. Evet, bunların delilleri ortadadır. Toptaşı
tımarhanesi, Kayseri'deki aynen tımarhane, öyle. Bayezid, Edirne'deki Bayezid Darüşşifası bunun delilidir. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ve ederim. Ve kitabınızı bize anlattığınız için bölümleri. Sevgili seyirciler, Öteki Gündemi Habertürk Program Müdürü Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım.